Kanala A Politik'ten hayırlı akşamlar efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasada laiklik yer almamalı sözünden sonra laiklik Türkiye gündeminin ilk numaralı tartışma maddesi oldu. Peki laikliğin yeni anayasada yer almaması durumunda ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Başbakan Davutoğlu kesinlikle böyle bir durum yok dedi. Ama biz yine de laikliğin olmaması durumunda nasıl bir anayasa olur? Nasıl bir Türkiye karşımıza çıkar? Laiklik gerçekte nedir? Türkiye'deki tarihi tecrübesi ve bugünkü durumu nedir? Laikliği ve yeni oluşturulacak yeni anayasayı iki zıt fikir bağlamında ele almak istiyoruz. Bu akşamki konuklarımız İmkan Değer Genel Başkanı Murat Özer, araştırmacı yazar Nasuh Maruki. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Ben bugün inşallah moderatörlük yapacağım. Çok fazla araya girmeyeceğim. Dilerseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi İsmail Kahraman'ın konuşmasını bir hatırlayalım. Neler söylemiş? Ondan sonra devam edelim. Laiklik bir kere zaten anayasada olmamalıdır. Yeni anayasada. Dünyada üç anayasada laiklik var. Fransa'da var, İrlanda'da var, bir de Türkiye'de var. Tarifi de yok. İsteyen hakim istediği gibi bunu yorumluyor. Öyle bir şey olmamalı. Mesela bu dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım. İrlanda. Madde 1. Devlet yetkilerinin kaynağı Tanrı'nın gözetimindeki halktır. Devlet halkın ibadet ettiği kadir-i mutlak Tanrı'ya saygılıdır. Danimarka. Devletin resmi dini Evangelik Lutheryendir. Kral Evangelik Lutheryan dininden olmalıdır. Sadece Hristiyan olması istemiyor. Aynı zamanda mezhebi. Peki niye biz Müslüman bir ülke olarak dinden kendimizi arındırma, geri çekme durumunda olacağız? Niye? İslam işbirliği örgütüne kayıtlıyız. Üyesiyiz, kurucusuyuz. İslam Kalkınma Bankası'nda varız. İslam Dışişleri Konferansı'nda varız. Bir İslam ülkesiyiz. Nedir yani? Neden? La dinilik olmamalı yeni anayasada. Ve dindar bir anayasa olmalı. Allah demeyeceksiniz. Allah Allah. Yani ölürken diyeceksiniz. Nasuh Maruki, ne diyorsunuz bu sözlere? Baştan sona saçmalamış bir kere. Meclis Başkanı her şeyden önce laikliği savunmak için yemin etmiş bir adam. Şunu bir başta söyleyeyim ben. Mesela saçmalamak biraz hakarete giriyor. Ama saçmalamış. Hakarete giriyor. Hakaret çünkü değil. Bu fikir, fikrim. Ben de saçmaladığını düşünüyorum yani burada. Bu şeyde değil de daha farklı yaklaşırsak daha bunu iyi olur. Bir ton üstüne çıkmayacak merak etme. Ama saçmalamış. Bir kere her şeyden önce Meclis Başkanı anayasada yazılan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerini, o ilk dört madde değişilmez ve değişilmesi teklif dahi edilemez maddelerini korumak, kollamak için yemin etmiş bir adam. Bu söylediği şey ettiği yemine ihanet. Her şeyden önce. Oradan bakıyorsan. Eğer laiklik karşıtıysan o koltuğa oturmayacaksın. O zaman başka türlü bir mücadele vereceksin. Hem sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, demokrasinin, cumhuriyetin sana kazandırdığı imkanlarla oraya geliyorsun. Hem de o imkanlarla o imkanları yok etmeye çalışıyorsun. O imkanları sağlayan sistemi yok etmeye çalışıyorsun. Bu olmaz. Ayrıca laiklik konusu her şeyden önce akıl ve bilimi özgür ve egemen bırakma konusudur. Şu anda dünyaya baktığın zaman işte 200 civarında ülke var. En güçlü, en mutlu, en başarılı devlet, dünyanın hakim pozisyonundaki ülkelerin tamamı laikliği bir yaşam biçimi olarak gören ülkeler. Ama en zor durumda, en acı çeken, en sıkıntılı savaşlarla, mezhep savaşlarıyla, kanla, gözyaşıyla, ölümle, canlı bombayla, şunla bunla boğuşan ülkelere bak. Hepsi laik olmayan ülkeler. Bu fotoğraf size herhangi bir çağrışım yapmıyor mu acaba? Bir tarafta laik ülkeler var. Mutlu, başarılı, zengin, uzaya gidiyor. Vatandaşına en yüksek teknolojileri, bilimi, mutluluğu, refahı sağlıyor. Bir tarafta laik olmayan, dini referansla yönetilen, özellikle Müslüman dini referansla yönetilen ülkeler var. Ve hepsi yüzyıllardır perişan halde. Sadece bu bile laikliğin ne kadar önemli. Demokrasi için, insan hakları için, özgürlük için, refah için de mutlu yaşamak için, eşitlik için, kardeşlik için ne kadar önemli bir şey olduğunu göstermiyor mu acaba? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı olarak laik bir cumhuriyet kurmayı başarmış. Bir şekilde bütün Orta Doğu'da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak barışı, huzuru, eşitliği, özgürlüğü, kadınlara seçme seçilme hakkını sağlamış tek ülkeyken
şu anda bu sistem sayesinde de AKP ve dini ideolojiyi referans olarak kabul eden bir iktidar, siyasi yapı iktidara gelmişken şu anda bunu değiştirmeye kalkmanın Cumhuriyet'in kazanımlarını ve Cumhuriyet'in kazandırdığı özgürlüğü, eşitliği, kardeşliği, hukukun üstünlüğünü nasıl yok edeceğini ve bizi nasıl Orta Doğu'ya savuracağını öngörmüyor musunuz acaba siz? Çok merak ediyorum gerçekten. Soralım Murat Bey. Soralım lütfen. Ne dersiniz bu görüşü? Evet, ben şimdi birkaç şey söyleyeceğim inşallah. Önce bugün Bursa'da gerçekleşen evet. bu saldırı sebebiyle yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Şimdi Nasuh Bey'in söylediği şey aslına bakarsanız şu yönüyle doğru değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir laik devlet olarak kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik olarak anayasasına laikliğin girmesi 1937'dir. Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından bir sene önce ancak 28. girebilmiştir. 1928'de devletin dini İslam'dır ilkesi kaldırılmıştır. Yani laiklik maddesi 1937 yılında resmileşmiş. Evet, anayasaya girmesi 1937'dir. O da Halk Partisi'nin kendi kongresinde almış olduğu altı ok. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi temel prensipleri olan altı oku ilkeler olarak kabul etmiştir İsmet İnönü döneminde. 1937'de de bilmiyorum Mustafa Kemal Paşa o zaman rahatsız mıydı? Yani hangi durumdaydı? Çünkü sağlık durumunda çok iyi olmadığını biliyoruz. O dönemde anayasadaki bir değişiklik sonucu girmiştir. Şimdi ben kesinlikle Millet Meclisi Başkanımızın sözlerine tamamıyla katılıyorum. Ayrıca kendisi laikliği korumakla mükellef olan bir organın başında değil. Çünkü hilafet ilga edildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hilafet ilga edildiğinde hilafetin kendisi manayı şahsı manevisinde uhdesine bırakılarak lağvedilmiştir. Yani hilafetin kaldırılması tartışmaları yaşanırken şöyle söylenilmiştir mecliste. Denilmiştir ki hilafet babadan oğula geçen bir makam olmamalıdır. Halbuki Osmanlı Devleti bir saltanata dönüştürdü. Öyleyse hilafet hür bireylerin ve mebusların, milletvekillerinin hür seçimiyle ancak olabilir. Çünkü ilk halife örnekleri böyledir. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın tüm hilafet bu şekilde olmuştur. Emevilerden sonra saltanata dönüşmüştür. Halbuki hilafet seçimle iş başına gelmek durumdadır. Halkın reyini iktidara taşımak niyetiyle ihdas edilmiş bir kurumdur. Öyleyse denilmiştir. Saltanatı kaldırıyoruz fakat hilafeti kaldırdığımız esnada da hilafeti meclisin şahsı manevisine bırakıyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi şahsı manevisinde hilafeti bir şekilde devam ettirmektedir. Doğal olarak meclis başkanının layık bir devleti temsilen değil, aynı zamanda hilafeti temsilen bir devletin de bir devleti de temsil etmektedir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda, yani 1920'de Büyük Millet Meclisi kurulduğu esnada da kurucu meclis hükümeti de idare etmekteydi. Yani diğer erkleri de, yani yasamayı elinde uhdesinde bulundurduğu gibi yürütmeyi de kendi uhdesinde bulunduruyordu. Doğal olarak meclis başkanının bunu söylemeye hak ve yetkisi vardır. Ayrıca 1921 anayasası, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin henüz Cumhuriyet kurulmadan önce dahi ilan etmiş olduğu birinci anayasası dediğimiz anayasa tamamıyla İslam hukukuna dayalı bir anayasaydı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na dayandırılmıştı. Yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dediğimiz 1921 anayasası kendisini kanunu esasiye referans etmekteydi. Yani Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasına refer etmekteydi. Takdir edersiniz ki 1920'de kurulan, yani kurucu meclisimiz Mustafa Kemal Paşa'nın kuruculuğunda kurulan, başkanlığında kurulmuş olan birinci meclisimizin ilk anayasası İslam Devleti olarak görünüyordu. Yani anayasada İslam Devleti ibaresi yer almıyordu çünkü tamamıyla kendisini kanun esasiye refer ediyordu. Bununla beraber bununla yetinilmemiştir. Birinci meclisten daha sonra ilk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet'le beraber ilan ettiği ilk anayasa 1924 anayasasında devletin dini belirlenmiş, devletin dini İslam'dır denmiştir. Devletin dini İslam, yani bir İslam nizamı üzerine kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Doğal olarak cumhuriyet rejimi laik bir sistem üzerine bina edilmemişti. Bugün, yani 1937'den sonraki, 1937'de de bir anayasa değişikliği, yani bir anayasa şey yapılmadı. Bir anayasaya bir madde ilave edildi ve laiklik altı okla beraber anayasaya girdi. Daha sonra bütün darbe anayasalarıyla. Koyabilir miyiz? Mesela Nasuh Mavruki laikliği açıklarken
bilim ve aklın hakim kılmasını sağlayan ana zemindir diyor. Evet. Böyle bir açıklama getiriyor. Peki laikliğin anayasada yer alması, öncesinde İslamiyet'in çıkarılması bu millete soruldu mu? Mesela laiklik eğer demokrasinin özüyse millete gidildi mi laiklik anayasada yer alsın, İslamiyet anayasada çıkarılsın diye? Yoksa Yavuz laikliği alırken sordun mu millete? Orada saltanat var ama burada cumhuriyet var. Saltanatta sormana gerek yok. Bütün yetki padişahta. Mutlak bir yetkisi var. Ama cumhuriyet iddiasında olan, demokrasi iddiasında olan bir ülkenin egemenlik millette ise millete gidip milletin rengini yansıtacağı anayasayı ondan izin alarak, onun onayını alarak yansıtması gerekirken yukarıdan dayatmacı bir şekilde İslamiyet ibaresinin çıkarılması, laikliğin 1937 yılında anayasaya konulması millete rağmen, çünkü millete sorulmuyor, danışılmıyor, herhangi bir referandum yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Laikliğin akıl, bilimsellik ve demokrasi neresine düşermiş? Şimdi sen tabii 2010'ların dünyasıyla 1920'lerin, 30'ların dünyasını yorumluyorsun. Böyle şey olmaz. Bu baştan sona yanlış bir analoji. Bir kere senin söylediğine de katılmıyorum. Çünkü laik, o bir taktiksel hareket. Mustafa Kemal devrimci bir adam. Ve savaşlar kazanmış, zaferler kazanmış. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı bilmem kimi hepsini def etmiş. Büyük fedakarlıklar yapmış. Halkının sevgilisi olmuş. Ve iradesiyle, cesaretiyle, yakışıklılığıyla, zekasıyla, dehasıyla halkını birçok konuda ikna etmiş birisi. Harf devrimine, şapka devrimine, kadınlara seçme seçilme hakkına, başka bütün yasalara artı laikliğe. Mesut Bey ikna olmuş olsaydı 5216 kişiyi idam ederler miydi? Kim ikna oldu? 5216 kişi. Hangi bağlamda söylüyorsun? Hani diyorsunuz ya halk ikna etmişti diyorsunuz. Bakın İstiklal Mahkemesi Başkanı Kara Ali'nin kendi ifadesi. 12 yılda 5216 kişinin idam fermanını ben imzaladım diyor. E peki milyonlarca nasıl? İnsan cephelerde savaşta öldü. O süreçte bir sürü insan da İngilizlerle işbirliği yaptı. Ermeniler yani kaç 200-300 tane Ermeni komitacıyı tutukladı ülke. 6 tanesini astı içinden. Çünkü onlar Türkiye ile düşmanlarıyla işbirliği yapan komitacılardı. Tamam ben o işbirlikçilere bir şey söylemiyorum ama Mehmet Akif de işbirlikçi değil herhalde. Kim? Mehmet Akif işbirlikçi değil herhalde. Sürgünde kimse asmadı. Yani asmadı ama Mehmet Akif bu ülkeden çıkmak zorunda kaldı. Ya da Enver Paşa herhalde bir hain değildi. Yani pek çok kişiyi ifade edebiliriz. Hainlik sınırında konuşabilirsin Enver Paşa'yı. Enver Paşa'yı hainlik sınırında konuşabilirsin. Çünkü Enver Paşa Sarıkamış'ta bazı kaynaklara göre 60 bin, bazı kaynaklara 90 bin Mehmetçiğimizin yok yere heba edilmesinin, yok edilmesinin mimarıdır. Ve meclisten karar neden çıkartmadan... Neden yok yere? Çünkü olmayacak bir mücadeleye soktu orduyu. Arabistan çöllerinden gelen, üzerinde yazlık kıyafet olan orduyu, Türkiye'nin en ağır kış şartlarında, en ağır kış bölgesinde bakın, orada, olmayacak bir yani bu, taarruza kaldırdı. Orada ikmal söz konusu olmamıştı. Söylenildiği şeyler de abartıdır. 90 bin değildir. Resmi rakamlara göre, yani Genelkurmay'ın açıkladığı rakamlara göre 24 bin civarında şehidimiz vardır. Elbette ki ama bu şununla alakalı. Şimdi biz bakın Nasuh Bey, yani Cumhuriyet İdaresi yani Cumhuriyet kurulduğunda şu anda bile biliyorsunuz silahlı kuvvetlerimizin sayısı ne kadardır? 700 bin ile 1 milyon arasındadır değil mi? Biz 1. Cihan Harbi'ne girdiğimizde kaç askerimiz vardı biliyor musunuz? 3 milyon. Sadece 110 bin esir verdik biz. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Yani biz koskoca bir imparatorluktan bahsediyoruz. İmparatorluk coğrafyasının kaç cephede savaşmış yani 1. Cihan Harbi'nde. Senin asılan 5 bin hain de o dönemde düşmanlar işbirliği yapanlar. 5 bin hain içerisinde Menemen isyanına karıştığı için idam edilmiş gayrimüslimler bile var. İsmini de vereyim isterseniz. Haymoğlu Yozef. Düşünebiliyor musunuz? Bir gayrimüslim Menemen'de şeriat istediği iddiasıyla idam edilmiş. Bunu kendisi ifade ediyor Kara Ali. Şimdi İstiklal Mahkemelerinin ortaya koymuş olduğu pratik gerçekten dehşettir. Yani İstiklal Mahkemesi zabıtlarının muhakkak surette açılması lazım. Kimlerin hain olduğunu, kimlerin hain olmadığını orada tespit edeceğiz. Bir kere şunu söylememiz gerekir ki Türkiye'deki Müslümanlar Cumhuriyet İdaresi kurulmadan önce de kurulduktan sonra da Türkiye'deki en vatansever insanlardır. Biz sadece Türkiye için söylemiyoruz. Bütün İslam dünyasında vatanını müdafaa eden insanlar daima İslami hareket önderleri olmuş. Geri kalanı zaten %1-2, %98'ini kapsayan bir kitleden bahsediyorsun. Tabii ki en vatanseveri de orada, en haini de orada, en şeysi de orada. O kitlenin içinde yani bütün o çıkanlar. Müslüman sonuçta bu ülkenin nüfusunun çoğunluğu. Müslüman olmaktan bahsetmiyorum. Nasıl bir ideale sahip olduğundan bahsediyorum. Sadece Müslüman olmak yetmiyor. Yani İstiklal Savaşı'nı veren irade de İstiklal Savaşı ile beraber yani 1. Cihan Harbi ile beraber Anadolu'nun ve Anadolu dışındaki Kuzey Afrika'da
Irak'ta, işte Kutul Amare'de bütün bu savaşları vermiş olan bütün bu iradenin tamamı İslamcı bir iradeydi. Ve hiçbirisinin laiklik gibi bir derdi yoktu. Çünkü laiklikten falan haberleri de yoklardı. Tabii yani. Çok doğru. Çünkü o dönemde laiklik zaten sadece Batı'da gelişen 1789 Fransız İhtilali'nden sonra gelişen eşitlik, özgürlük, kardeşlik evet. teması üzerine idareyi, iradeyi, devleti yönetme iradesini sarayla kilisenin o kirli işbirlikteliğinden söküp alan ve halkın eline teslim eden bir sistemin ben devamı bu. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bir hatırlatalım abi. Şimdi Enver Paşa'ya Sarıkamış'tan dolayı hain denildi ama Enver ben Paşa, hain olarak görmüyorum. Enver Paşa Azerbaycan'ın özgürlüğü için Sovyet mitralyözüne karşı atıyla hücum eder ve şehit olan birisi sonra, bir başarılı haydi. Mı sence? Buhara'da. Başarılı olup yani olmaması şey önemli değil. Bu delilik. Başarılı, bu bir başarılı. Delilik. Pardon. Deli adam yani. Ya ama hain diyemeyiz biz buna. Zaten hain demedim. Sınırlarında dolaştığını Mesut söyledim. Bey, yani bakın hain eğer diyemeyiz. Enver Paşa İstiklal Savaşı'na girebilmiş olsaydı Mustafa Kemal tarafından engellenmemiş olsaydı Anadolu'ya girmesi. Çünkü biliyorsunuz İstiklal Savaşı esnasında Anadolu'ya girmeyi kendisi istemiştir. Eğer girebilmiş olsaydı muhtemelen Enver Paşa eğer Anadolu'ya girebilmiş olsaydı bugün biz Enver Paşa'nın kurduğu bir cumhuriyetten bahsediyor olacaktık. Bu külliyen yanlış bir şey. Külliyen çünkü Enver Paşa Atatürk'ün Çanakkale'deki zaferini bile göstertmedi. Çanakkale'de nasıl bir zaferini zafer? Zaferini bile gazetelerde sansürlemeye uğraştı. Atatürk'ü Çanakkale kahramanı olan Atatürk'ü bile. Mesut Bey, Çanakkale zaferinde Mustafa Kemal Paşa'nın rütbesi neydi söyler misiniz? Yarbay. Yarbaydı. Enver Paşa'nın rütbesi neydi? Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay adam. Damat başkanıydı. Zaten yani. Çanakkale zaferinde yani elbette ki Mustafa Kemal Paşa'nın yaptıklarını ortaya koymuş olduğu asla haksızlık edecek değiliz. Ama 250 bin şehidin verildiği bir yerde bir istihkam birliğinin başındaki bir paşanın bütün Çanakkale Savaşı'nın muzaffer komutanı olduğunu iddia etmek ancak 1937'den sonra teşekkül etmiş olan Kemalist tarih anlayışının neticesidir. Gerçekte böyle bir tarih yok. Bir efsaneye dayanıyor. Ne yazık. Keşke bu efsaneye dayanmasaydı. Hiçbirine katılmıyorum. Bu dediklerine zaten aklı başında hiç kimse katılmıyor o zaman. Keşke tarihi hakikatler sizin dediğiniz gibi peki, olsaydı. Ben senden bir şey rica edeyim mi? Ben bu konunun uzmanı değilim. Sinan Meydan. Sinan Meydan'la konuşur musun burada? Davet eder misin Sinan Meydan'ı buraya? Onu da bir programda çıkarırım. Evet, ben de inkılap Sinan tarihçisi değilim ama tarihçi sayılırım yani. Sanat tarihçisi. Tarihçi. Az da olsa biraz tarihçi sayılabilirim. Ama bu söylediğim şeyler öyle geniş bir tarihi birikime gerektirecek şeyler değildir. Söylediğim şeyler Wikipedia bilgilerinde dahi görebileceğiniz şeylerdir. Son derece basit, sarih tarihi gerçeklerdir. Yani öyle çok spesifik şeylerden bahsetmiyorum. Ben burada Mustafa Kemal Paşa'yı küçültmek istemiyorum. Gerçekten de tarihimizin önemli bir şahsiyetidir. Öyle olmasaydı Sultan Vahdettin Han tarafından kendisinin yaveri olarak atanmazdı. En son görev yaptığı husus, yani askeriyedeki en son husus, rütbesi Sultan Vahdettin'in yaveridir. Doğal olarak yani onu Anadolu'ya sevk eden, gönderen bir takım hilelerle İngilizlerin arasından geçirten, ona İstiklal Savaşı'nı başlatmasını telkin eden Vahdettin Han'ın yaveriydi bu yani. Bu hiçbir şekilde doğru bir bilgi değil. Kesinlikle değil. Yani bunları şimdi tabii ki, şimdi sen onu söylüyorsun, ben başka bir şey savunuyorum. Tarihsel gerçeklikte bunların hepsinin kayıtları var. Ama dediğim gibi burada senin Sinan Meydan'la konuşman lazım ya da tarihçi birisiyle konuşman lazım. Bak Enver Paşa'ya ilgili şunu söyleyeyim sana. Meclisi Mebusan kararı olmadan Osmanlı'yı savaşa sokuyor. Ve Osmanlı'nın ordusunun başına Alman Genelkurmay Başkanı'nı koyuyor. Olur mu böyle bir şey? İşte şimdi nasıl? Bir ordunun başına yabancı bir ülkenin askeri gelirse ordusunu o kendi milletinden olmayan ordusunu bozuk para gibi harcar. Almanlar da zaten Türkleri bozuk para gibi harcadılar. Harcamadılar ama Enver'in harcamasına üzüldüler sonra bir de da yani. Yapmadılar mı? Nereden? Cumhuriyetin ilanından sonra da bozuk para gibi bizim askerimizi harcamadılar mı? Kore'de ama ne işimiz Alman vardı? Komutanını Genelkurmay Başkanı yapmadık. Yani işte bizim Türk ordusunun komutasını Almanlara vermedik yani. Kutul Amare mesela. Kutul Amare'yi neden kutlamadık 100 yıldır? 100 yıldır kutlanıyor. Hayır o bilgi de doğru değil. Kutul Amare 1950'ye kadar kutlanıyordu. Evet. NATO'ya niçin kutlanmadık? NATO'ya girdikten sonra. İngilizler Menderes hükümetine baskı kurdular ve Kutul Amare'nin kutlanmasını artık ben çıkarttılar. Ben de tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle 1950'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu mevcut anayasanın var olduğu bir iktidardan bahsediyoruz. Bir şeyden bahsediyoruz, sistemden. Denilmiştir ki bizim artık düşman algımız değişmiştir. Biz NATO üyesiyiz. NATO'ya girdiğimiz günden beri de yani gerçekten de Türk askerini bozuk para gibi harcama hadisesi aynen devam etmiştir. Halbuki 1. Cihan Harbi'nde Almanlarla yaptığımız ittifak sebebiyle mesela Kutul Amare'nin komutanlarından birisi Almandır Halil Paşa ile beraber. Yine aynı şekilde Çanakkale komutanı, Çanakkale'nin başkomutanı aslında resmiyette Limon Van Sanders'tir. Doğal olarak Almanlarla bizim ittifakımız yani iki devlet birlikte bir savaşa girmeye karar vermiş. Bu olabilir yani.
Bunda son yani absürt bir şey yok. Anormal bir şey yok. Ama siz kendi ordunuzun tamamını NATO'ya girmekle beraber kendi ülkenizde şu anda Türkiye topraklarında tam 12 tane Amerikan üssü var. Yani Türkiye bu yönüyle Amerika tarafından işgal altındadır zaten. Vallahi katılıyorum. Yani Amerika, bana kalsa hiçbir yabancı asker kesinlikle Türkiye topraklarının Türkiye ben de onu kabul ediyorum. Ben de onu aynen öyle düşünüyorum. Türkiye NATO'dan derhal çıkmalıdır ve Amerikan askerleri derhal kavulmalıdır. NATO'dan çıkmasını bilemem ama yani evet. Ama niye NATO'ya girmiştir onu da söyleyelim. Yani o günkü konjonktürle değerlendirildiğinde Sovyet Rusya'sının tehdidi var. Doğal olarak kendisini koruyabilecek bir şeye ihtiyacı vardı. O gün için anlamlıydı ama bugün için anlamlı olmadığını düşünüyorum. Özellikle Güneydoğu'da yani PKK terörüyle mücadele edildiği bir vasatta NATO'nun sizin yanınıza yer almayacağız demesi, Müslümanlar için kanımızı dökmeyeceğiz demesinden sonra NATO Genel Sekreteri'nin kesinlikle NATO'da bulunmanın bir anlamı olmadığını biraz bunu Rus savaş yetini düşürdükten sonra söyledi. PKK ile bir alakası yok onun. PKK ile ne işi varmış NATO'nun zaten? PKK Türkiye'nin iç meselesi. PKK Türkiye'nin iç meselesi. Derdest edecek, bitirecek, geçecek bu işi önümüzdeki süreçte. Peki Rusya'nın himaye ettiği PYD'yi nasıl bitireceksiniz? PYD, Amerika'nın 60 bin ton silah gönderdiği PYD'yi nasıl imha edeceksiniz? Türkiye'nin sınırlarından içeriye eylem yaptığı anda kafasını kopartacağız ama Türkiye dışında ne yaparsa yapsın. Mesut Bey, PKK'nın merkezi nerede? Kandil'de diğer merkezi Kobani'de. Ben hatta şunu söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri niye oturduğu yerde? Bu PKK'nın bir sürü beş para etmez hain lideri her taraftan car konuşuyorlar. Evet. Gidip operasyon yapıp kafasını kopartması lazım. Gidip koyması lazım. Ama operasyon yaptığında o sizin sürekli en büyük müttefikiniz Rusya'yla papaz olmak zorunda. Şimdi onu ben bilmem. Türk askeri gizli operasyon yapacak. Özel kuvvetlerini yollayacak. Her gün gazetelerde demeç veren o PKK'nın profesyonel katillerini yok edecek ve gelecek buraya bunları 10 tanesini birden imha ettik diyecek. Nasuh Bey, ne zaman biz Rus jetini düşürdük, siz şöyle bir açıklama yapmıştınız ve Türkiye gündemine gelmişti o açıklamanız. Putin'e sesleniyorum, bizi cezalandırmasın. Şöyle, ben söyleyeyim tam buyurun. Ne dediğimi çünkü olay Ankara'yı bombala dediğime kadar gitti yani böyle lütfen, buyurun, fantastik yalanlara gitti. Putin'den ricam bu saldırının bedelini dost ülke Türkiye ve Türk milletine değil, AKP'ye ödetsin dedim. Yani AKP hükümetine ödetsin dedim. Şimdi bunu dediniz, gündeme geldiniz ve biz burada daha sonra sizi programa aldık ve siz dediniz ki Sovyetlerin devamı olan ve dünyada Amerika'dan sonra ikinci süper güç olma noktasındaki bir ülkeyi karşımıza alamayız. Bir net bir görüş dile getirdiniz. Murat Bey'in dediği şey çok önemli. Şu an PKK'nın Suriye kolu olan PYD tamamıyla Rusya'nın Putin'in himayesi altında. Siz diyorsunuz ki PYD, YPG, Türkiye'ye tehdit oluşturursa ki oluşturuyor ciddi anlamda. Türkiye başını kesmeli diyorsunuz. Başını keseceği vakit karşısına Rusya'yı alacak, Putin alacak. Şu anda zaten peki sen biz, Suriye'ye gidemiyorsun biz, ki. Biz jeti düşürürken Rusya'yı karşımıza almayalım derken siz burada nasıl Rusya'yı karşımıza alacağız? Şu anda iş değişti. O jeti düşürmeden Aralık'tan önceki dönemden çok başka bir dünyadayız şu nedir, anda. Ne değişti? Değişen şu. Avrupa Birliği ve NATO, Amerika, Türkiye istediği gibi kullanıyordu. Ama Türkiye'nin de en güçlü kozu Doğu'ydu. İran'dı, Rusya'ydı. Biz her zaman diyorduk ki hatta bir sürü bu Ergenekon'da, Balyoz'da ortadan kaldırılan, yok edilen komutanlar Avrasyacı komutanlardı. Evet. Devletler arası ilişkiler kozlar mücadelesidir. Sen Amerika ile bir ilişki kuruyorsun. Tamam, Amerika müttefikimiz şudur budur. Ama Amerika'nın bizden istediği bir dünya şey var. Bizim vermek istemediğimiz, bizim ulusal menfaatlerimize aykırı olan, PKK ile olan ilişkisi gibi. Ama bu ilişkiler yürütülürken senin Rusya gibi çok güçlü bir kozun var elinde ve Rusya bizim dostumuz, tarihsel olarak da dostumuz. İstiklal Harbi'nde de bize yardımcı olmuştu. Ne zaman dostumuz oldu Nasuh Bey? 93 Harbi'nde bizi yok eden onlar. Yani ta Yeşilköy'e kadar Ayasofya Anlaşması'na kadar gelenler bunlar. Onu da söyleyeceğim. Ama bütün biz Balkanları kaybettiğimizde kimlerle savaştık? Ruslarla savaştık. Bugün Türkiye'deki bütün Boşnaklar, Arnavutlar, muhacirler niye geldiler? Rusların saldırısı yüzünden geldiler. Yukarıda Çerkezler, şu anda Türkiye'de 7 milyon Kafkas kökenli insan var. Niçin geldiler? Rusya'nın saldırıları üzerine Türkiye'ye geldi. Bu dediğin Çarlık Rusyası ile hep kapışmışız ama. Evet, Bolşevik Rusyası. Bolşevik Rusyası tamam ama Lenin'le beraber. Enver Paşa'nın kardeşi Nurettin Paşa, Osmanlı Genelkurmayı tarafından Kafkas İslam Ordusu ile beraber, yani Kafkas İslam Ordusu sancağı altında Kafkasya'yı korumak maksadıyla Kafkasya'ya gitti. Dağıstan'daki mücahitleri örgütledi, Azerbaycan'ı örgütledi ve o ordunun devamında bugün bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti var. Peki neyle karşılaştık? Sizin o dostumuz dediğiniz Bolşevik Rusya, Dağıstan, Çeçenistan, Kabardin, Balkarya, Karaçay, Nogay stepleri, İnguşetya, Azerbaycan ve Gürcistan'ın tamamını işgal etti. O topraklar bizim topraklarımızdı yani.
O açıdan bakın Nasuh Bey, biz vatan derken bütün ecdadımızın ulaştığı ve şu anda da kendi halkımızın, kendi dinimizden, kendi soyumuzdan, kendi neslimizden olan herkesin yaşadığı mukaddes toprakları kastediyoruz. Ama ne yapacağız? Yani? Vatan burası. Vatan gibi? Burası değil yani. Peki bir dakika, hatta ne yapacağız? Siz yani Kemalizm misak-ı milli sınırları diyor mesela. Musul ve Kerkük onun içinde kalıyordu. Niçin Musul ve Kerkük için aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz? Gösteriyoruz ama bu bir güç meselesidir. Yani senin bir gücün var, bir erkin var. Karşı tarafta da bir erk var. Kapıştığın zaman ne olacağını hesabını yaparsın. Ama o zaman diyeceksiniz ki biz potansiyel olarak, tarihsel olarak daima Rusya'nın düşmanıyız. Hiçbir zaman da Ruslarla düşman olmadık. Ne münasebet? Hiçbir zaman düşmanı falan değiliz. Ne münasebet? Yani niye tarihsel olarak herhangi bir ülkeyle düşman olmadık? Manyak mıyız biz? Bütün dünya barış kurmaya çalışırken, huzur kurmaya çalışırken. Hangi dünya barış kurmaya çalışıyor? Niye biz düşmanız tarihsel olarak değiliz? Rusya bütün Sovyetler, yani bütün Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerini işgal etmişken, Bolşevik rejiminden sonra bütün Batı Türkistan'ı işgal etmişken ve üzerinde 5 tane şu anda cumhuriyet var. Çin, Maoist Çin, Komünist Çin bütün Doğu Türkistan'ı işgal etmişken, bütün Amerika bütün Orta Doğu'yu işgal etmişken biz diyeceğiz ki dünyada barışı sağlamaya çalışıyor bu küresel güçler. Biz onlarla birlikte güzel yaşayacağız. Bunun adına da vatanperverlik diyeceğiz. Öyle şey olur mu? Ben zaten o zaman savaşmayalım Amerika'ya, Rusya'ya bunları gerçekten gerçekleri görün. Kemalizm vatansever değildir. Kemalistler her zaman 1937'den sonra teşekkül etmiş olan anlayışı kastediyorum. Kemalizm kendisini bağımsızlıkçı ve ulusalcı olarak ifade ediyor, değil mi? Asla vatansever olmadılar. Tarih boyunca vatansever olmadılar. Daima işbirlikçi oldular. Ben bütün Kemalist liderlerini tek tek ifade edebilirim. Halbuki bunun karşısında daima Müslüman liderler, İslami hareketlerin liderleri daima vatansever olmuştur. Tarih apaçık açık bir şekilde ortadadır yani. Bunun Vay için be. Spesifik örneklere bakmaya gerek yok. Şimdi bu anlattıklarına benim inanmam ya da hani benim gibi bir milyonlarca insanın inanması söz konusu bile değil. Bunların baştan sona bu dediklerin gerçek dışı şeyler. Bizim derdimiz Cumhuriyet kurulduktan andan itibaren o misak-ı milli sınırı içerisinde yurtta sulh, cihanda sulhtur. Bunun ötesi sen tamam üzülüyor musun Kafkaslar'da için? Git militan ol o zaman, savaş onlar için. Ya da ne bileyim Orta Doğu'daki ezilen halklar için üzülüyor musun? O zaman git onlar için canlı bomba ol, kendini patlat. Bu ben, mu çözüm öneriniz? Ben Türk milleti, yani şu anda beni tek ilgilenen 78 milyonluk Türk milletinin bu sınırlar içerisinde, bugünkü mevcut Türkiye Cumhuriyeti toprakları sınırı içerisindeki her bir yurttaşının güvenliği, özgürlüğü ve refahından yaşayan, Halep'te yaşayan Türkmenle Gaziantep'te yaşayan Türkmen arasında ne fark var? Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruması Siz altında. Siz mi çizdiniz o sınırı? Bir o sınırı Fransızlar çizdiler. Çizildi işte en sonunda. O sınırı Fransızlar çizdiler. Biz çizmedik. 1920'deki istiklal mücadelesini veren kurucu irade de çizmedi. Hatta Mustafa Kemal Paşa bile Hatay'ı işgal edildiğinde çizmelerimi yerim gerekirse giderim alırım demişti, değil mi? Ve Hatay'ı bırakmadı, yani aldı da. O irade Kerkük ve Musul için de aynı iradeyi gösterebilecekti ama ömrü vefa etmedi belki. Evet, çünkü o orada açıdan, İngilizler de savaşmaya hazırdı Musul ve Kerkük için ve Osmanlı'nın da o dönemde onlarla savaşacak durumu yoktu. Ama Mustafa Kemal'in vardı İngilizler ve Fransızlarla savaşacak bir durum vardı. Hatay için vardı. Çünkü Hatay için Fransızlar ama bu delilik olmuyor. Enver Paşa'nın kendi topraklarını Sarıkamış'ta savunması delilik mi oluyor? Çünkü bir kere günün sonunda o kadar şehit verdik. Yani verebiliriz. 250 bin de şehit verdik ama onlar İstanbul'u işgal ettiler. Çanakkale Savaşı'nın temel gerekçesi İstanbul'u işgal edilmemesiydi. Onu Vahdettin'e söyleyeceksin. Kim imzaladı Mondros'u? Ben mi imzaladım? Mustafa Kemal mi imzaladı o anlaşmayı? Savaştan yenik çıkmıştık doğal olarak. Yapılabilecek ne vardı ki? Bir ateşkes muayenesi. Ne mi vardı? Yani. İşte Samsun'a çıkacaksın. Yapılacak evet. Oydu işte. Onu da Vahdettin gönderdi için. De yaptı işte. Allah'ını seversen bırak. Vahdettin göndermiş. Olur mu hiç yani? Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçerken elindeki belgeleri isterseniz. Yani bu söylediğim şeyler de çok özel tarihi bilgiler değil. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a Osmanlı Devleti tarafından gönderilmiş bir zabit. İsyanları bastırmak için gönderiliyor. Evet. Mustafa Kemal de yetkinliği geniş tutuyor. İsyanları bastırmak için mi gidiyor? İsyanları alevlendirmek için gidiyor. Peki öyleyse Osmanlı Devleti'nin kendi biliyorsunuz o 3 milyonluk ordudan çok sayıda asker şehit verdi. Çoğu da terhis oldu. Ama hala elinde çok büyük ordu vardı. Yani Anadolu ordusu vardı. Kazım Karabekir Paşa'nın elindeki ordu. Kazım Karabekir Paşa diyoruz. Bakın o da bir generaldir. Kazım Karabekir Paşa eğer Vahdettin emriyle Mustafa Kemal'in istiklal mücadelesine katılmamış olsaydı, evet, olmamasaydı. Tabii ki şaka mı yapıyorsun Allah'ın hayır, seversen? Hayır, bunların hepsi tarihi gerçekler. Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkarttıran, rütbelerini söktüren kim? Vahdettin'in ta kendisi. Ne münasebet İstanbul, bu anlattığın İngilizler şey yani? İngilizler tarafından işgal altındaydı. İşgal altında verilmiş hükümleri burada konuşuyoruz. Yapma ya, ondan bakın, diyorsun yani. İngilizlere hoş görünmek için bunu yaptı yani. Bakın, hayır, elbette ki onu söylemiyorum. Birinci meclis dediğimiz meclise bakın.
1920'de kurulan, hani 23 Nisan 1920'de kurulduğunu ifade ettiğimiz kurucu meclis hangi üyelerden oluşuyordu? Söyler misiniz bana? Kimlerdi onlar? Mustafa Kemal tarafından mı seçildiler onlar? Hayır. 1920'de Cumhuriyet, yani Cumhuriyet daha ilan edilmeden önce birinci mecliste kurulan meclis 115 kişiyi mi diyor? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'daki parlamentosundaki milletvekilleriydi. Bir, tamam, iki, Anadolu'daki eşraftan katılmış olan mebuslar tarafından seçildi. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu, yani kurucu iradeyi ortaya çıkartan meclis zaten son Osmanlı Mebusan Meclisi'ydi ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin hemen peşinden, yani İstanbul işgal edilir edilmez, yani 16 Mart İstanbul işgal edildi ve Mebusan Meclisi dağıldı 12 Ocak tarihinde. Hemen Anadolu'ya tamam. Geçtiler ve Anadolu'ya kim gönderdi? Bu kimler gönderdi yani? Mustafa Kemal biraz hepsini şöyle çağırdı. Yapalım. Bir dakika, bu konuyu ama biz laikliği konuşmak için geldik. Tarihe girdiğimizde tarihten çıkmak mümkün değil. Hele ki yakın tarihten. Çünkü ya çok ortaokul bilgisi bile açılmamış birçok şey. Ama ortaokulda bize o kadar Allah'ını seversen klasik şeyler öğrettiler ki nihayet yani. Biraz laikliğe gelelim. Mesela ben şunu çok merak ediyorum. Mesela İsmail Kahraman'ın meclis başkanımız İsmail Kahraman'ın fikirlerinde en ufak bir hakaret yok. Evet. Laikliğe dair bir hakaret yok. Anayasaya dair bir hakaret yok. Millete dair bir hakaret yok. Fakat birazdan vereceğiz. Yılmaz Özdil olsun, Uğur Dündar olsun, Koray Çalışkan olsun, CHP milletvekilleri olsun. Seni öldürürüz, kelleni alırız. İşte sende o yürek var mı, şu mu, bu mu? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Laiklik, tekrar söylüyorum, bilimsellikse, özgür düşünce ise, demokrasinin özü ise, biri bir fikir beyan etmişse, o fikirde bir hakaret. Meclis başkanı öyle bir fikir beyan edemez. Şahsi görüşümdür dedi. Söyleyebilir. Buna kimse de karar veremez. Demokrasi varsa söyler arkadaş. Olur mu? Ama Kemalizm varsa bir dakika, söyleyemez. Bir dakika. Oraya bir gireceğiz. Kemalizm varsa söyleyemez. Oraya gireceğiz. Yani kalkıp laikliği, Sayın İsmail Kahraman, laiklik bildiğiniz gibi değil. Bakın laiklik şöyle şöyle diye. Varsa bir yanlışı düzeltilmesi gerekirken, itirazların dile getirmesi gerekirken, bu tehditler, mesela şeyi verelim, Yılmaz Özdil, lafı hiç eğip bükmeden, samimi şekilde diyor ki, Atatürk devrimlerine karşıyım, vakti geldi artık, rejimi değiştirmek istiyorum. Özünde onu söylüyor. Lafı hiç eğip bükmeden, samimi cevap vermek lazım artık. Nokta nokta yiyorsa dene. Yani bir yazar kalkıyor köşesinde, argo bir tabirle, koskoca meclis başkanına, bu şekilde hakaret ediyor, bu şekilde meydan okuyor. Uğur Dündar, sana yürekten bir hodri meydan. Yap bakalım gönlündeki o anayasayı. Yap ki Mustafa Kemal'in askerleri mi, yoksa namusu ve şerefi üzerine ettiği yeminleri yutanları mı yama? Hep birlikte görelim. Şimdi bak bunlar... Şimdi bu meydan okuma nedir? Yani sen bilimsellik diyorsan, akıl diyorsan, düşünce diyorsan, bak, kalk çürüt bu adamı. Buradan. Bu meydan okuma nedir? Sizin çıkartmanız tehdit gereken nedir? Mesaj ne biliyor musun? Laiklik konusu Türkiye'de yaşayan Atatürk ülke ve devrimlerinin kazandırdığı özgürlük, eşitlik idealinin farkında olan ve bunu içselleştirmiş olan milyonlarca insan için kırmızı çizgidir. Bu konuyla oynarsanız sokaklar kan gölüne döner. Allah Allah. Bunun cevabı bu. Buradan anlaman gereken o. Dolayısıyla ne yap ne et bu konuya dokunma. Zaten AKP hükümeti de geri adım attı. Bir dakika. Biz laikliğin kaldırılmasına karşı değiliz. Ben şunu anlarım. Onun kendi görüşüdür falan gibi geçti. Hemen geri adım attılar. Ben çok araya girmeyeceğim. Bir şey yapacağım. Buyurun, zaten buyurun. Çok araya girmiyorum. İkili olarak gayet iyi gidiyorsunuz. Hiç bir sıkıntı yok. Ben bir Müslümanım. Siz de inanan bir insansınız. Benim için Allah'ın ayetleri kırmızı çizgidir. Orada bana bir irade bırakılmıyor. Allah'ın ayetleri benim için bir kırmızı çizgidir. Ama bir beşerin Rönesans'tan hareketle, Fransız menşeli ortaya attığı bir laiklik düşüncesi benim için kırmızı çizgi değildir. Dün laiklik vardı, bugün başka bir şey olur. Bir beşer ürünüdür. O laikliğe oturursun, tartışırsın. Onu kırmızı çizgiye getirip, hani laiklik din ve devlet işini birbirinden ayırmak ya, ama laikliği kırmızı çizgi ilan ederek laikliği bilakis siz din ilan ediyorsunuz. Ve laikliği tartışılmaz hale. Laikliğe itiraz, laikliği istememek, laikliği gelin tartışalım demeyi kırmızı çizgiye getirip kan gönlüne döner dediğiniz anda en başta laiklik iddiasındaki bilimselliğe, rasyonaliteye, akıllığa, farklı fikre siz kendiniz karşı çıkmış oluyorsunuz. Hayır. Laiklik olmadığı ülkelerde Orta Doğu ülkelerinin neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Hangi ülke laik? Bütün. Ben size söyleyeyim. Mesela Irak'ta bugün kan gönlüne dönmüş durumda değil mi? 30 yıldan beri Baas sosyalizmi vardı. Baas sosyalizminin üzerine Amerikan işgali gerçekleşti.
Suriye'de Nusayri diktatörlüğüne dayanan 40 yıllık bir Baas iktidarı var. Sosyalizm ideali üzerine bina edilmiş, ırkçıdır. O mu şeriatla yönetiliyor? Hangi ülkede şeriat var? Söylediğiniz hangi ülkede şeriat bizim var? Bütün Orta Doğu ülkeleri rezil kepazek şeriatla. Yani bakın çok şimdi bir kere, karnevan içinde bir kere, her taraf. Bir kere yani nasıl insaflı olmak zorundasınız. Bütün bu topraklar bizim kendi toprağımızdı 1918'e kadar. Biz 1918'de yenildik. Birinci Dünya Savaşı'nda yenildik ve bu topraklardan geri çekildik. Geri çekilirken var olan ordumuzun geri kalan kısmını Fevzi Paşa'nın ya da Kazım Paşa'nın o komutasındaki bütün ordumuzu Anadolu'ya çektik ve milli müdafaa yaptık. Doğru mu? Orada ne bıraktık? Ne siyasi bir irade bıraktık, ne de bir asker bıraktık. Mustafa Kemal Paşa da dahi Trablusgarp Savaşı'nda yenildi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi biz geri çekildiğimiz, bıraktığımız siyasi bir iradeden mahrum bıraktığımız, yenildiğimiz için doğal olarak bu tarihin cilvesi yani kaderimiz bu. Asker bırakmadığımız yerde niye kan var, gözyaşı var diyoruz. Ne siyasi irade var ne ordu var. Ondan sonra gelenlerin tamamı işbirlikçi iktidarlar, Batı ile işbirliği kuran iktidarlar ve sizin biraz önce hani çok güzel ifade ettiğiniz laik, demokratik, çağdaş, uygarlık seviyesini yakalamak maksadıyla Mısır'da Cemal Abdülnasır tarafından 30 yıl boyunca Arap ırkçılığı, sosyalizmi, Batı tandanslı bir ideoloji, seküler. Zaten Esad'ı anlatmaya gerek yok. Hepimiz görüyoruz nasıl seküler bir yapıda olduğunu. Şu anda bile Amerika'ya ve Rusya'ya diyor ki bakın seküler olan benim. Gelin beni koruyun. Beni korumazsanız İslamcılar gelecek diyor. Aynı şeyi çok ilginç bir şekilde PKK da söylüyor Batı'ya. Bakın Suriye'deki tek seküler yapı benim. Onun için beni koruyun diye Amerika'da diyor ki tamam sen benim kara kuvvetleri ordumsun. O sebeple söylediğiniz tablo aslında hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. İslam dünyasının hiçbir yerinde bizim arzuladığımız adil, özgür bir İslami anlayış hiçbir şekilde olmadı 1918 yılından beri. İran'da dahil olmak üzere hiçbir şekilde. Afganistan'da iyi mi mesela? Afganistan iyi mi mesela? Aynı şekilde Afganistan'da şeriat falan vaz ediyorsunuz. Afganistan 1979'da Rusya tarafından işgal edildi. Afgan Komünist Partisi lideri Necibullah iktidara geldi ve Rusya'yı kendi topraklarına davet etti. Tıpkı Esad'ın kendi topraklarını Rusya'ya davet etmesi gibi. O zaman da demişti ki ben bu Müslümanlarla, İslamcılarla baş edemiyorum. Gelin bu toprakları işgal edin dedi Necibullah. Ve kendi topraklarını Sovyet Rusya'sına işgal ettirdi. Ve o günden beri 1979 yıldan beri ülkede savaş var. Hiçbir zaman Müslümanlar iktidar olamadılar. Şeriat İslami var ülkede. Ne şeriatı var? Bakın Hamid Karzai'nin kurduğu yönetim, yani Amerika tarafından Amerika işgaliyle kurulmuş olan yönetim, kim dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Hamid Karzai'nin kardeşi. Tamam. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu. Kim peki bu adam? Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Amerika'nın Afganistan'ı başına getirmiş olduğu kişi. İkinci adam kim? General Raşit Dostum. Özbek laik lider. Daha önce komünistlerin safındayken Necibullah döneminde komünizmi destekleyen Özbek lider Raşit Dostum şu anda Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bugün Amerika'ya kabul edilmedi. Amerika ile beraber katliam yaptılar Afganistan'da 2001'den sonra. 8 bin savaş esirini kurşuna dizdiği için savaş suçlusu ilan edildi. Üstelik Amerikan askerleriyle beraber katliam yaptılar. Bugün Amerikan hükümeti diyor ki sen savaş suçlusun, benim ülkeme giremezsin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu işbirlikçi, bu paçavraları, bu İslam düşmanlarının İslam'la ne alakası var? Müslümanlıkla ne alakası var? Bence de yok. Bunların hepsi laiktir. Yani. Bunların hepsi Kemalizmin versiyonlarıdır. Bağızçılıktır. Abi ben Afganistan'a üç kere gittim. Afganistan laik maik değil. Afganistan bildiğin şeriatın en dibi. Şeriatın bile ötesi yani. Kadınlar şöyle burkayla dolaşıyorlar sokaklarda. Nasıl peki? O bir gösterge değil. Afgan toplumu tarih boyunca burka giymiştir. Anadolu toplumu nasıl Ermenisi dahil olmak üzere hepsi çarşaf giydiyse, kara çarşaf giydiyse Anadolu toplumu asırlarca Ermeniler i̇şte dahil olmak üzere. Bunu kurtardı. Kadınlardan bunu kurtardı sonuçta. Yani insanlar kendi özgür iradesiyle nasıl giymek istediğini size soracaklar yani. Giyinemezsin. Doğaya aykırı. Niçin? Niçin biliyor musun? Neresi doğaya aykırı örtünmenin? Biz bir canlıyız değil mi? Evet. Biz insanız. Sonuçta bir şekilde bir hayvan türüyüz. Doğadaki bütün canlıların güneşten aldığı o ışınlara enerjiye ihtiyacı var. Evet. Suya ihtiyacı var. Toprağa temasa ihtiyacı var. Evet. Gökyüzünün temiz havasına ihtiyacı var. Tamam. Sen şimdi kadını komple kapattığın zaman güneş görmüyor kadının vücudu. Bütün o bütün her taraf kapalı kadınların kemik erimesi problemi var. Bir sürü kasla ilgili problemi var. Haklısınız. Doğru spor söylüyorsun. Yapamıyor. O, bu kıyafetin Allah ayıyı yarattı postuyla. Yani. Kurdu yarattı postuyla. İnsanı da yarattı kıllarıyla. O zaman sokaklarda çırçıplak dolaşalım yani. Örtünmek bir ihtiyaçtır. İnsan olduğumuz için ihtiyaçtır. İyi de güneş, bütün hayvanatın güneş görmesi lazım. D vitamini absorbe edebilmen için. Hiç öyle bir şey. Vallahi bilmiyorum. Lazım. 1500 yıldır İslam var. Ondan önce de insanlar örtülüydüler.
Hatta ilginç bir örnek vereyim. Maria Magdalena, Mecdeleli Meryem sahnesinde. Bakın Avrupa Resmi Sanatı'nda görebilirsiniz. Hazreti Meryem ve bütün yanındaki sahabe, ashabının tamamı çarşaflıdır. Ben çarşaf giyilmesi İslam'ın mecbur ettiği bir şeydir demiyorum. Ama onların hepsi çarşaflıdır. Yani bu kıyafet, yani çarşaf abi, kıyafet, çarşaf dediğimiz kıyafet, yani çağdaş yapı yok mu? Ya o sizin çağdaş dünyanız da yok. Yani sen çağdaş... Amerika'ya gidiyor musun arada sırada? Gidiyor ya, musun? Gittin mi Avrupa'ya, Amerika'ya herhangi bir yurt dışına? Evet, bir ben geçen sene bütün Avrupa ülkelerini dolaştım. Peki neredeyse. Bir tane böyle yani ne, gözünü rahatsız eden bir şey oldu mu? Vallahi kadınların bütün... açık, normal, işte şortlu, açık saçlı dolaşma seni rahatsız etti mi? Yani niye bu kadınlar burada böyle dolaşıyor dedin mi hiç? Ya onlar kendi problemleri. Orada da dindarlar örtünüyorlar. Yahudi dindar kadınları da örtünüyorlar. Abi bütün Yahudi dediğin 15 milyon bütün dünyadaki bütün Yahudi Hristiyan sayısı zaten. 7.3 milyar. Bütün Hristiyan ruhban sınıfı da örtünüyor yani üstelik. Yani ben Gürcistan'a gittiğimde, milyonlarca insan, bakın Gürcistan'da bir kiliseye girdiğimde kilisenin kapısında aynen şu ifade vardı. Lütfen erkekler şortla girmeyin, kadınlar başörtüsü girmeyin diyordu. Gürcistan'daki kilise, içeriye girdim. Adeta çarşaflı, böyle bir 50 tane çarşaflı kadın zikir yapıyordu. Hristiyanlar yani. Kendi dinlerinde zikirlerini yapıyorlardı. Tepeden tırnağa örtülüydüler. Bütün dinlerde örtü vardır. Sadece İslam'la alakalı bir şey değildir. Çünkü insanın fıtratıyla alakalı bir şeydir örtünmek. Bakın siz gömlek giyiyorsunuz, pantolon giyiyorsunuz. Buraya şortla gelecek haliniz yok ya. Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Nasuh Bey diyor ki, seküler sistemle yönetilen bütün Batı ülkeleri gelişmiştir. Hiçbir sıkıntıları yoktur. Doğu ülkelerine kıyasla, Orta Doğu ve İslam ülkelerine kıyasla. Ama bu seküler ülkelerin, Fransa'yı parantez içine alırsak bazı uygulamaları, çoğunda Kanada, Amerika ve Avrupa'nın birçok şehrinde başörtüsü, tesettür hiçbir zaman sıkıntı olmamıştır. Olmaz çünkü orada siyasi sembol değil. Burada siyasi sembol. Siyasi sembol değil. Çünkü Türkiye'de siyasi semboldü ve zaten bütün bu siyasi birlikteliğin en önemli sembolü o. Niye bütün AK Partililer genel olarak hepsi bir türbanlı halde? Niye geri kalanlar türbansız halde? İslam'ın çünkü, sembolü yani. İslam, Allah böyle emrediyor. Peki AK Parti'ye oy vermeyenler İslam değil mi? Müslüman değil mi yani Türkiye'nin geri kalanı? Hayır öyle bir şey AK Partililer gelene kadar biz Müslüman değil miydik? Yani böyle ya şey biz Rabbimize haksızlık etmiş oluruz. Rabbimiz diyor ki kadınlara, iman eden kadınlara örtünün diyor. İman eden erkeklere diyor ki orada ziynet, saklı ziynetlerinizi saklayın diyor. Saklı ziynet konusu çok tartışmaya açık bir konudur. Orada da yok, hiç kimse tartışmamış bunu yani. Yok hiç de bile. Sen saklı ziyneti saç diyorsun, ben göğüs diyorum. Bir sürü insan da öyle yorumluyor bunu. Göğsünü ört diyor. Ayet-i Kerime'de zaten örtülerinizi göğsünüzün üzerine indirin. Başbakan evet. Davutoğlu havaalanında açıklama yapıyor. Oraya dönelim sonra devam edeceğiz. Peki. Kanal A, A Politik'te tekrar birlikteyiz. Laikliği Murat Özer ve Nasuh Maruki ile tartışmaya devam ediyoruz. Orada Meh Toprak Twitter hesabına sorularınızı, görüşlerinizi, eleştirinizi yöneltebilirsiniz. Şimdi laikliği biraz background'unu konuştuk ama tecrübesini çok konuşmadık. Şimdi laiklik 1937 yılında din ve vicdan hürriyeti, din ve devleti birbirinden ayırmak için özellikle din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak konuldu. Peki laiklikten önce özellikle bir Osmanlı tecrübesine baktığımızda din ve vicdan hürriyeti yok muydu? Laiklikle birlikte mi din ve vicdan hürriyeti gerek gayrimüslimler gerek seküler insanlar inançları itibariyle, düşünceleri itibariyle bu topraklarda nasıl yaşıyorlardı? Şöyle, laiklik sadece tabii ki din ve devlet için ayrılması değil. Dinin aynı zamanda devlet yönetimine ve toplumsal hayata egemen olmasının da önünü alan bir uygulama. Ve onun sayesinde tekkeler, zaviyelerin kapatılması da bununla paralel düşünmesi gereken bir şey. Çünkü bir kere din dediğin şey neticede bir tane kitap var ortada. Bu kitabın da verdiği bir mesaj var. Fakat Atatürk'e kadar Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye çevrilmediği için ve Kur'an-ı Kerim'i de Türk kültüründe, Osmanlı, Selçuklu kültüründe ilk defa Atatürk cebinden para ödeyerek Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an'ı çevirttikten sonra ilk defa Türk milleti Kur'an'ın gerçekten ne yazdığını kendi diliyle öğrendiği için ondan önceki dönemde şeyhler, hacılar, hocalar, imamlar, şunlar, bunlar, şıhlar, vırtlar, zırtlar bir sürü adam. Bunların iyileri var, kötüleri var. Düzeltelim onu. Bu konudaki hassasiyetine bayılıyorum. Düzelttim, geri aldım. Bir sürü insan o kitabı vatandaş anlamıyor ya onu. Anlamıyor çünkü Arapça sonuçta. Kendi hakim olduğu dil değil. Ya özür dilerim ama yani keşke bu kadar ezbere bilgilerle konuşmasaydınız. Çünkü Mustafa Kemal'in Elmalı Hamdi Yazır'a verdiği göre Kur'an'ın tercüme edilmesi değil. Çünkü Kur'an çok daha önce, ta Karahanlılardan itibaren tercüme edilmiştir. Türkçe mealler mevcuttur.
Elmalı Hamdi Yazır'ın yapmış olduğu şey tefsirdir. Kur'an ilk defa Latin harf, yani Mustafa Kemal döneminde, Cumhuriyet idaresi döneminde tefsir edilmiştir. Ondan yani önce vatandaşın anlayacağı hale getirilmiştir. Vatandaş, bakın şimdi vatandaş falan anlayabilecek bu toplum zaten okur yazarlık oranı düşük olan bir toplumdu. Ama bizden kaynaklanmıyordu. Matbaanın gelişmemesinden kaynaklanıyordu. Orta çağda İngiliz kralları dahi... Matbaayı sokmayan kim? İngiliz 230 yıl geç getiren kim? Çok ezbere bilgiler. Yani onları konuşmaya girersek yani hat sanatkarlarının bir sürü şeyi konuşabiliriz yani. O ilk sendikal mücadele, mesela matbaaya karşı verilen mücadele ilk sendikal mücadele olarak kabul edilir sendika tarihinde. Çünkü hattatlar matbaanın girmesini istememişlerdir. Çünkü yazı bu şekilde, bu sanatkar... Hattatlarında Kur'an'ı yazanlar sonuçta. Hayır, sadece Kur'an kerim değil, bütün kitaplar. Kaç hattatlar kitap var ki sanki? Olur mu canım? Yani siz eğer bilmiyorsanız Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki el yazma kitaplarımıza tamam, bakabilirsiniz. Asıl iş Kur'an'ı yazmak. Hayır, Kur'an-ı Kerim yazılmıştı. Kur'an-ı Kerim Türkçe'de tercüme edilmişti. Bizim sözlü geleneğimiz vardır. Bizim ulemamız Osmanlı döneminde, bakın Sıbyan mekteplerinde dahi yabancı dil öğrenirdi. Bakın bizim bütün entelejansiyamız Osmanlı, bütün paşaların hepsi Arapça, Farsça, bir kısmı da, önemli bir kısmı da Fransızca bilirdi. Niçin bilirlerdi? Bizim çünkü medresemiz, yani daha lise seviyesinde biz yabancı dil öğrenirdik. Böyle bir şey vardı ama Cumhuriyet İdaresi gelip dilimizi, yani alfabemizi tamamen ortadan kaldırdıktan sonra bizim inanılmaz büyük külliyatımız bir anda çöp oldu yani. Şu anda okunur halde değil. Yani yazılmış olan kaynak... Okuma yazma bilen kaç kişiydi ki? Nüfusun yüzde kaçıydı? Üçü müydü, beşi miydi okuma yazma bilen? Latin alfabesine göre düşünüyorsanız kimse bilmiyordu. Mustafa Kemal biliyordu. Onu da zaten zar zor öğrenmişti. Yani Mustafa Kemal Paşa da yani o Latin alfabesini zar zor öğrenmişti. Onun için bir türlü uyarlayamadı yani. Onun için bizim dilimizdeki bazı sesler, telaffuz ettiğimiz bazı sesler yazıya aktaramıyoruz. Mesela biz birden fazla H harfini telaffuz ediyoruz. Ama yazı olarak Latin alfabesinde bir tanesini yapıyoruz. Halbuki daha önceki alfabemizde 3 tane farklı H harfi vardı. Yani dilimizi kısırlaştırdı. Onu geçiyorum yani. Latin alfabesine geçmenin bizi kısırlaştırdığı tarihi bir hakikattir yani. O kadar büyük bir hakikattir ki bunu konuşmaya... Katılmıyorum. Girsin kamera kayıtlarına. Katılamam yani, böyle bir şeye. Ama keşke... Yani katılmayın. Ben laiklikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın laikliğin birçok tanım var. Çünkü bütün beşeri nizamlar çok sayıda tanım yaparlar. Çünkü bütün beşeri nizamlar, yani beşeri ideolojilerin tamamı bir zorba diktatöre dayandığı için her zorba diktatör kendince bir tanım yapmıştır. Ama en temel bir şey söyleyeyim. Yani bugün Batı dünyasında da herhangi bir kiliseye, Katolik kilisesine gittiğinizde, mesela İstanbul'da Sen Antoine Kilisesi'ne gidin. Size bir ayin rehberi verirler. Ayin rehberinde yazar. Laikler için ibadet saati, ruhbanlar için ibadet saati. Ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Hristiyanlık dünyasında ikili, yani dualist bir mantık vardı. Ruhban sınıfı, yani ahirete ait olanlar, günah işlemeyenlerin sınıfı. Bir de diğerleri, yani halk, teba. Onlar da laik olarak tanımlanmıştır. Yani Batı dünyasında laik halk demektir zaten. Hatta o kilisede o kadar çok açık bir şekilde belirlenmiştir ki iki dünya arasındaki fark. Katolik kiliselerinde biz buna Bema masası diyoruz. Büyük bir duvar vardır. Onun ötesi ahirete aittir. İslam tarihinde ise İslam dünyasında bir ruhban sınıfı olmadığı için herhangi bir şekilde bir masum inanç, yani masumiyet, günah işlemeyen, hiçbir şekilde suç işlemeyen bir zümre söz konusu olmadığı için doğal olarak İslam Müslüman toplumlara laiklik kelimesi çevrildiğinde bir türlü anlayamamıştır laiklik kelimesi. Bir kısmı ilk çevirilerde la dini demiştir, din dışı. Bir kısmı laikos demişlerdir. Kimisi sekülerizm demiştir. Bir türlü gerçek anlamıyla çevrilememiştir. Çünkü bizim fıtratımızda, bizim coğrafyamızda, bizim anlayışımızda yok. Çünkü bizde ruhban sınıfı yok. Ama Batı için bir gereklilikti. Bizde ruhban sınıfı yani, yok mu? Yok. Bizim şeyhler, hacılar, hocalar, şeyhler. Hayır, ruhban sınıfı şöyle bir şey, bakın. Ruhban sınıfı şeyh olmasıyla alakalı bir şey değil. Günah işlemeyen, suç işlemeyen, yaptıklarından da herhangi bir şekilde yargılanmayacak olan, yani bir koruma zırhı olan. Bakın orta çağ skolastik yargılanıyorlar bütün çocuk tacizlerinden hepsi hapis cezası. Bakın orta çağ skolastik felsefesinde bütün bilimsel çalışmalarda her şey ruhban sınıfının elindeydi. Summa teologyalar vardı. Şimdi Kemalistlerin kendisi için amentüsü olan şey gibi. Ve diyorlardı ki bu burada yer alan, yani bütün botanik ilmi onun içinde yazılıyordu, ilahiyat onun içinde, her türlü üretilmiş ne kadar bilimsel değer varsa sadece onlar tarafından üretilebilirdi, ruhbanlar tarafından. Ve derlerdi ki burada yazılanlar değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Onun için adam dünya dönüyor dediği için adamı öldürdüler yani.
Çünkü dünyanın döndüğüne bile inanamadılar ama bizim 400 sene öncesinden 500 sene öncesinden işte bahsediyorsun. O dünya için bakın bu yani skolastik felsefenin hakim olduğu ortaçağ kafalı dünya için bir kurtuluş olabilir. Bizim içinse gerilemenin ve sefaletin neticesidir. Bugün İslam dünyasını kan gölüne çeviren bütün bu Kemalist sistem ve Kemalizmin iz düşümleri olan diğer ideolojilerdir. Keşke öyle olmasaydı. İslam dünyasını kan gölüne çeviren. Evet tabii ki ben size biraz önce söyledim örnekler ama vardı. Ama Türkiye'ye büyük ideolojisi. Özgürlüğü kazandıran Kemalizm İslam dünyasını kan gölüne çevirdi öyle mi? Biz... Türkiye'ye özgürlük falan getirmedi o sizin iddianız. Ama ben size anayasalardan bir örnek vereyim. Bakın çağdaş, batılı, laik, demokratik Avrupa ülkelerinin anayasalarından bir tanesi. Hemen komşumuz Yunanistan'ın anayasası. Şöyle başlıyor. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Yunanistan'da hakim olan din İsa'nın Doğu Ortodoks Kilisesi'dir. Yunanistan Ortodoks Kilisesi İsa'yı kilisenin başı olarak tanımlar. Büyük İstanbul Kilisesi ile yani Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte aynı şekilde kutsal geleneklerle sarsılmaz ve ayrılmaz bir mezhep birliğimiz vardır. Bu anayasanın tarihteki ana vatanı olan tabii, Yunanistan'dan tabii antik bahsediyor. Yunan'ın yani hani demokrasinin kıblesi de denilen Demos Kratos'un çıktığı yerden bahsediyorum. Abi o Yunanistan'la bu Yunanistan'ın ne bağlantısı var? Hayır bugünkü demokratik Yunanistan'dan bahsediyorum. Demokratik Yunanistan'ın anayasasını okuyorum. Şu andaki mevcut anayasası. Yani bir federal Almanya yani Avrupa'nın. Çift dün geldi iktidara. Nasuh Bey. Anayasa dün hani Avrupa'nın şu anda gayri safi milli hasılasının en yüksek olduğu, sanayinin en güçlü olduğu Almanya'dan bahsedelim. Federal Almanya anayasası şöyle başlıyor. Tanrı ve insanlar karşısındaki sorumluluğun bilincinde olan birleşmiş bir Avrupa'nın eşit haklarına sahip bir üyesi olarak. Tanrı'ya şükrederek başlar. Yine hemen dördüncü madde. Din ve vicdan özgürlüğüyle din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Devlet tarafından güvence altındadır. Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır. Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı savaşa zorlanamaz. Şimdi bu da Almanya'nın yani hani öteki seküler yapı. Böyle bir sekülerizm yok. Dünyada şu anda Avrupa ülkelerinden laikliği anayasasında kabul eden tek bir ülke var. Fransa. Bir de İrlanda var. Japonya, Şintoisti biliyorsunuz. İmparatoru ölünce doğal olarak dini de öldü. Biliyorsunuz onlar imparatorluk dinine iman ediyorlar. İmparatorun tanrı olduğunu inanıyorlardı Şintoistler. İmparator ölünce din de bitti. Doğal olarak Japonya bugün dünyanın en seküler. Şintoizm var dünya Japonlarda hala. Bir sürü var Japonya Şintoist. Budist var bir sürü. Japonya devleti Şintoist bir devlet değil. İmparatorluk olmadığı olur için. Olur mu hiç böyle saçma şey olur mu ya? Devletin dini olur mu hiç yani? Devletin değil. Bakın devletin insanlara mı indirdi, bütün devletlere mi indirdi? Devletlerin hepsinin dini var. Ben onu söylüyorum Yunanistan başta olmak üzere. Anayasada geçiyor. Anayasada laiklik üzerinde yazan bir şey ama bak şunu söyleyeyim sözünü kestim. Buyurun. Bir cümle devam et sonra. Eğer ki bu konu yani anayasada yazılan bu madde birileri tarafından istismar edilseydi ve biz bundan sonra bu kurallara göre bütün toplumsal düzeni yeniden yazacağız, bütün devlet erklerini buna göre tasarlayacağız deseydi o zaman o madde çıkardı. Çünkü şu anda vatandaşlar eğitimli ve kültürlü, görgülü ve batılı medeniyetin içerisinde oldukları için o yazılan maddeyi kimse suistimal etmeye kalkmadığı için o orada duruyor. Suistimal ne zaman olmaz mı? Makaryos edilse... neden Kıbrıs'ta işgal harekatına girişti de binlerce Türk'ü şehit etti? Pardon. Kimdi Makaryos? Aynı. İşte bu Yunanistan. Şimdi iki farklı görüşü çıkardım. Nasuh Mavruki'yi beğenmeyebilirsiniz. Murat Özer'i beğenmeyebilirsiniz. Ama her ikisi medeni bir şekilde birbirlerine hakaret etmeden düzeyli bir şekilde fikirlerini ortaya koyuyorlar ve tartışıyorlar. Lütfen siz de tarafkirliği, fanatikliği, küfür ve hakareti bir tarafa bırakın. Programa dair özellikle eleştirileriniz ve itirazlarınız varsa bunları yansıtın ki bizler de burada bunu dile getirebilelim. Lütfen siz de bu düzeyde görüşlerinizi, itirazlarınızı ve sorularınızı yöneltin. Buyurun devam edin. Yani örnekleri çok. Şuraya bir gelelim. Şuraya bir gelelim. 1937 yılında evet. Anayasaya giren laiklikle birlikte evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde din ve vicdan hürriyeti teminat altına alındı mı? Hayır ondan önce din ve vicdan hürriyeti teminat altındaydı. Zaten hiçbir şekilde Osmanlı aydını da Cumhuriyeti kuran irade de hiçbir şekilde bunu tartışmamıştı. Tanzimat fermanına kadar Osmanlı toplumu tam anlamıyla bir İslami hükümet rejime sahipti. Müslümanlar, gayrimüslim yani zimmet ehli onların içerisinde de bir hiyerarşi vardı. Yani Fener Rum Patrikhanesi, Rum Kilisesi, Ermeni Kilisesi, Musevi gibi bir hiyerarşi vardı. Protokolde de yerleri belirlenmişti. Tanzimattan sonra yani 1876 kanun esasıyla beraber çok açık bir şekilde hükümler belirlenmiştir.
Bizim ilk anayasamız olan 1921 anayasasında da din ve vicdan hürriyeti tam olarak belirlenmiştir. Zaten son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çok sayıda Ermeni ve Rum milletvekilleri mevcuttu. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde son yıkıldığında dahi İstanbul mebusu bir Ermeniydi yani. O açıdan çok sayıda yani gayrimüslimlerin toplumsal hayata katılması, siyasi irade, erkin içerisinde bulunması konusunda hiçbir problem yoktu. 1937'de konulduğunda din ve vicdan özgürlüğünün teminat altına almak için konulmadı. Zaten dünyada temelde iki tane laiklik tanımı var. Birincisi Almanya'nın, Yunanistan'ın vesaire belirlediği bir laiklik. Diyor ki devlet bütün dinleri muhafaza eder, vatandaşın dini ibadetlerinin yerine getirilmesi için her türlü güvenceyi sağlar diyor. İkincisi ise Fransız tipi laiklik. Onda ise diyor ki devlet dine müdahale eder. Çok açık bir şekilde. Dünyada zaten başka hiçbir örneği yoktur. Belki bir Küba'da vardı. Bir Enver Hoca'nın Arnavutluğunda vardı. Biliyorsunuz tamamen dinsizdi. Kiliseleri de yıktı, camileri de yıktı. Dünyada başka örneği yoktur. Bir tek Türkiye'de kaldı. Niye Türkiye'de kaldı biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'deki Kemalizm, yani 1937'de teşekkül etmiş olan Kemalizm, Altıok'la beraber yasal statüye kavuşmuş olan, aslında o tarihlerde Avrupa'da iki tane temel akım vardır. Birbirlerine kardeş olan iki akım. Nasyonel sosyalizm, bir tanesi nasyonel sosyalizmdir. 1945'te biliyorsunuz Hitler'in öldürülmesiyle beraber ortadan kaldırıldı. Nasyonel sosyalizmin ifade ettiği şeyle, daha sonra Mussolini İtalya'sının ifade etmiş olduğu şey, ortaya koymuş olduğu teori ve pratik, bütünüyle aynıdır. Türkiye'deki bunun iz düşümü ise Kemalizm'dir. Çünkü tam anlamıyla nasyonel sosyalizm, yani onlar nazizm olarak ifade ediyor ama gerçeği nasyonel sosyalizm. Kemalizmi nasıl hayır, nasyonel sosyalizm ne demek yani biliyor musunuz? Ulusal solculuk, ulusal sol. Bugün Türkiye'deki ulusal solun aynısı, yani CHP ve Vatan Partisi ile kendisine ifade bulan, kimisinde daha düşük, kimisinde daha yüksek ölçekte bulan bu anlayış aslında Avrupa'da nasyonel sosyalizmle ve Mussolini İtalyası'yla apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Hem komünizme düşmandılar hem kapitalizme düşmandılar. Gerçekten de Kemalizm hem komünizme düşmandır hem kapitalizme düşmandır. Fakat birisi 1945'te ortadan, İkinci Dünya Savaşı ile beraber tamamen ortadan kalktı ama aynı tarihlerde teşekkül etmişlerdi. Bizdeki ise Kemalizm ise 1946'ya gelindiğinde artık halk üzerindeki baskıyı tolere etmenin imkanı kalmayınca o zamana kadarki seçim halk üzerinde nasıl bir baskı vardı laiklik adına? Çok büyük baskı vardı yani işte ben biraz önce söyledim, resmi rakamlara göre sadece bir kişinin idam fermanını imzaladığım dediği şey 5216'dır yani. Bunların büyük çoğunluğu vatanı ihanetten yargılanmadılar. Bunların büyük çoğunluğu yeni yapılan bu Kemalist devrimlere muhalefet ettikleri için yargılandılar ve idam edildiler. Ve din alanına da özellikle oldu. İslam'a hayır, bir sürü... Bu dediklerin doğru değil, hiçbir şekilde doğru değil. O yargılanan ve idam edilenlerin hepsi düşmanla işbirliği yapan ve yani vatana ihanet eden tipler hepsi yani. Nasıl bir Şeyh Esat Erbili. Menemen vakasından dolayı İstanbul Medresesi'nde müderrisidir. Onu getiriyorlar yaka paça yani ve çok yaşlıdır ve idam ediyorlar. Şeyh Esat başından sonuna kadar Kuvay Milli'yi desteklemiş, milli mücadelenin sonuna kadar arkasında olmuş birisidir verdiği fetvalarla, hutbeleriyle. İskilip Latif Hoca da aynı şekildedir. Yani ama bu dediklerin katledilenlerin, katledilenlerin, sürgün edilenlerin haddi hesabı yoktur. Bakın Kuvay Milli'ye ben bir şey Kuvay Milli'ye yani o... Ben bir şey merak ediyorum. Mesela biz laikliğe karşıyız. Laikliğe gelin tartışalım dediğimizde kırmızı çizgidir, kan gölüne çeviririz diyorsunuz. Çeviririz demiyoruz. Biz Türkiye'de kan akar diyoruz. Biz hain mi oluyoruz o zaman? Hain mi karşı olmak hainlikle değil, cehaletle açıklanabilir bir şey ancak. O dönemde ancak de olabiliriz. O dönemde de Kemalizm adına yapılan uygulamalara karşı çıkan insanlar oldu. İnancına karşı buldu, zıt buldu. Bunların hepsini kalkıp 5000 insanı evet haindir, düşmanla işbirliği yapmıştır. Düşmanla işbirliği yapan idam edilir. Savaş koşullarında ihanet eden devletine idam edilir. Bunun ötesi, altı, üstü yok. Sen zaten milli bir ülke kurmaya çalışıyorsun. Kaç tane düşmanla dövüşüyorsun? Her cephede milyonlarca vatan evladını feda ediyorsun. Eğer senin içinden birileri... Bakın düşman değil, savaş durumda hadi tamam bunları anladık da savaş bitmiş, cumhuriyet kurulmuş ve bu inkılaplar yapılırken bu inkılaplara karşı çıkanlar da asılmış. Hayır asla hiçbir şekilde. Sonuçta fikrini söyledi diye kimse asılmadı bu ülkede. Ya da hep söylüyorlar şapka takma diye bilmem kaç kişi asıldı diye bir dedikodular yani dolanıyor. Böyle şey olur mu yani? Bir reklama gitmek zorundayız. Bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İskilip Latif dedim.
Tekrar birlikteyiz. Laikliği konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce Cumhuriyet tecrübesi din ve vicdan hürriyeti açısından laiklik bağlamında ne göstermiştir? Onu konuştuk. Peki şuraya bir gelelim. Mesela kırmızı çizgi olarak görüyorsunuz, kan gölüne döner, dokunulursa diye eder vatandaş. Tehdit ediyorsunuz. Laiklik çıkması durumunda anayasada. Orta Doğu'ya döneriz. Orta Doğu'ya döneriz. Açıklar mısınız? O zaman ne olur? Anayasada laikliğin yer almaması durumunda. Halk mı isyan eder dediniz? Halk mı isyan eder? Şu anda görmüyor musunuz sokaklarda bir sürü gösteriler yapılıyor? Duyuyor, dün 20 kişi yapılıyor. Geldi yani elhamdülillah. O kadar kalmışsınız. Yok pek öyle değil. Meclis önünde. Bir cevabını alalım. Peki, şöyle söyleyeyim. Anayasada laikliğin olmaması durumunda nasıl bir tablo, nasıl bir Türkiye karşımıza çıkar? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman kuruluş felsefesinde iki tane çok temel öge var. Bunların bir tanesi ulusçuluk. Yok, yani, hayır. Dur yalnız. Ama bir anlatayım ben sana sonra ne istiyorsan söyle. Ondan sonra. Bak, bir tanesi ulusçuluk, ulus devlet olmak. Yani Türkiye'de 36 tane etnisite var. Yani Türk, Kürt, Laz, Çerkez, işte ne bileyim işte Süryani, işte Alevi bilmem ne, bir de bir sürü mezhep var. 50 tane falan etnisite ve mezhep var Türkiye'de. Atatürk müthiş bir dehayla bu 50 tane birbirinden farklı etnisite ve mezhebi ne mutlu Türk'üm diyeneyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denirle bir ulus haline getirdi. Tamam mı? Birinci kırmızı çizgi, taviz verilmez. Cumhuriyet'in en önemli ögesi bu. Bizi bir arada tutan çimento, harç, yapıştırıcı olan bu. İkincisi de laiklik. Laiklikle birlikte Türkiye'de tabii ki ağırlıklı olarak Müslüman ama işte Sünnisi, Alevisi, başka mezhepleri de var. İşte Yahudisi, Rumu, bilmem nesi, Hristiyan, Ermenisi, şunlar bunlar da var. Bütün bunlara karşı devletin tarafsız olduğunu ortaya koyan bir irade beyanı laiklik. Devlet vatandaşının din ve vicdan hürriyetinin bekasını, sürdürülebilmesini sağlamakla yükümlü. Ama vatandaşı ister inanır, ister inanmaz, ister o mezhebi seçer, ister bu mezhebi seçer, fark etmez. Devlet vatandaşa ilişki kurarken, mesela Adalet Tanrıçası tesisin biliyorsun, gözleri bantlıdır. Çünkü Adalet Tanrıçası karşısına gelenin işte Türk mü, Kürt mü, Ermeni mi, Yahudi mi bilmem ama ne olduğuna bakmaz. Ama örtüsüne D vitamini için dokunur diyorsunuz. Dokunmak zorunda. orada başka bir tartışma konusu var. Oradaki konu... Niye orada gözü kapalı değil de gözünü açıyor orada? Örtülü ve örtüsüz diye mi? Çünkü örtülü konusu Kur'an-ı Kerim'in en büyük uzmanları ya bırakın, tarafından biz, bir tartışılan Hintliler, bir konu. Hintliler ineğe tapıyor. Ben gidip bir Hintliyle tartışmam. Ya ineğe tapılır, tapılmaz. Bak, Hintlilerde çok tanrılı pantolon var. Yani pardon. Binlerce tanrı var. Bakın, hayır, çok uç bir örnek veriyorum. Bir Hintlinin ineğe tapmasına inancıdır. Tapmak istiyorsa devam edebilir. Peki. Ben o adama müdahale etmem. Bakın, çok uç bir örnek verdim. Burada siz hangi, yani bahsettiğiniz gözü kapalı adalet tanrıçası, herkese karşı tarafsız ve nötr olması gerekirken, söz konusu olan Müslüman'ın bir başörtüsü olduğunda D vitamini örnek göstererek müdahale hakkını görebiliyorsunuz. Gelmeden şunu söyleyeyim istersen. Özellikle bu şeyhler, hacılar, hocalar, biraz önce söyledim ama laf karıştı. Kur'an'ı Türkçe bilmediği için vatandaş, millet, sokaktaki insan Arapça gidiyor. Arapça da dinci sınıfın, o ruhban sınıfın işine geliyor. Çünkü vatandaş bilmiyor. Şimdi bu Cübbeli Ahmet bilmem ne bir sürü arkadaşlar var. Böyle şeyhler, hacılar ve onlar anlatıyor vatandaşa. O da kendisi canı nasıl istiyorsa öyle anlatıyor. Okuduğu ayeti istediği gibi yorumluyor. Bir tanesi öyle yorumluyor, başka bir şeyh başka türlü yorumluyor. Öbür şeyh başka türlü yorumluyor. Atatürk bunu çözmek için İmam Hatipleri Atatürk kurdurdu. Çünkü dini doğru öğretelim diye, vatandaş dinini doğru öğrensin diye, bir aynı şeyi öğrensin herkese. Ya bu bir tane kitap değil mi kardeşim? Bir tane kitap var burada. Bu bir tane kitaptan bu kadar mezhep nasıl çıkar? Bu kadar ayrı şey hacı hoca nasıl çıkar? Aynı mesajdan başka öğretiler nasıl çıkar? Atatürk bunları çözmek için laikliği ve Kur'an'ın devlet tarafından öğretilsin ama sonuçta devlet ve toplumsal hayat içerisinde, devletle ilişkilerinde Kur'an'ın ya da dinin bir etkisinin olmamasını sağlayan bir mekanizma. Çünkü tarihsel pratiğe baktığımızda eğer din ve devlet için ayırmazsan o zaman işte karşına birçok yaşadığın sorunlar çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor, vatandaş buradan mağdur oluyor, işte Orta Doğu'nun halini görüyorsun. Emperyalizm zaten en çok bunu kaşıyor. Çünkü emperyalizmin en kolay kullanabileceği yerli işbirlikçilerle birlikte elindeki malzeme bir, ırkçılık yani etnik milliyetçilik, iki, din, dincilik. Ve tarihsel pratiğe baktığın zaman bütün bu coğrafyadaki halkların en büyük baş belası her zaman emperyalistlerin dinci ve ırkçılarla, yani ayrılıkçı ırkçılarla işbirliğini görürsün. Benim atam, büyük babam, büyük babasının babası Osmanlı İmparatorluğu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı. Ve bu burada şehit olan, can veren, can alan bir komutan yani adam. Ve o bile yine İngiliz kışkırtmasıyla
Osmanlı tebaası olan Rumların ayaklandırılması, sonra Kürtlerin ayaklandırılması, sonra Ermenilerin ayaklandırılması. Nasıl çökerteceksin Osmanlı'yı? İçindeki o bağlaşık devletleri, şu anda 36 etnisle beraber yaşıyoruz burada. O zaman da öyleydi. Vallahi Selçuklu'da 36 da etnisle birlikte yaşıyorsak 80'den beri PKK diye bir sorun niye var? Türkiye'de Dersim katliamı niye oldu? Türkiye'de niye Alevi sorunu var? Türkiye'de niye Kürt sorunu var? Türkiye'de niye Zaza sorunu var? Türkiye'de bu sorunların kim icat etti yani? Neden Osmanlı Devleti zamanında Kürt sorunu diye bir şeyimiz yok? Nasıl Alevi yok? Sorunu Osmanlı diye bir şeyimiz yok? Osmanlı zamanında isyanları yine İngilizler kışkırtarak hiç bizim hiç Osmanlı Devleti ana asırı İslam olarak görüyordu. Müslüman unsurlar olarak ifade ediyordu tebaasını. Müslümanlar ve zimmet ehli gayrimüslimler olarak tanımlamıştı. Her birinde hukuku vardı. Hiçbirisinin de kendi hukukuna müdahale etmiyordu. Bu sebeple de biz gül gibi bin yıl boyunca yaşadık. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde gül gibi yaşadık yani. Ama Cumhuriyet İdaresi 1937'de bu koyduğu laiklikle ve ulusal devlet dediniz ya, ulusal devlet falan değil yani. Tamamıyla ırkçı, kemalist, Türk olacaksın dedi. Bir Türk tanımı yaptı. Sonra da dedi ki bakın, aa dedi, bu Türk Müslüman ya dedi. Olur mu böyle bir şey? Mücahit bir Türk olabilir mi dedi. Osmanlı gibi bir Türk olur mu? Selçuklu gibi, Karahanlı gibi, Gazneli gibi bir Türk olur mu? Ne yapacağız dedi. Orta Asya'daki şamanist Türklere gideceğiz dedi. Orada da kendine bir şey bulamadı. Geldi İskitlere, Hititlere, Urartulara, Etilere gitti. Kendine bir türlü Türk tanım bulamadı. Yani bulduğu bütün tanım şuydu. Ya bu milleti nasıl gavurlaştırırız? Nasıl bunun dininden, imanından, mezhebinden, meşrebinden uzaklaştırırız? Abi, bilekiz, bakın en bilekiz. Temel şeyiniz şu. Kemalizm akla aykırıdır. Akla düşmandır. Be. Özgürlüklere düşmandır. İslam tarihi dediniz ya biraz önce, ifade buyurdunuz. Bir tane kitaptan nasıl bu kadar biz insanız çünkü aklımız var. Rabbimiz bizi muhakeme ediyor. Elbette Mutezile çıkmış, Selefilik çıkmış, Ehli Sünnet çıkmış. Dünya kadar ekoller, meşrepler, mezhepler, biz insanız. İnsanlar birbirinden farklı düşünecek. Ve hatta bütün, bunu rahmet olarak görmüş. Rahmet olarak, olarak hiçbirisi de birbirlerini katletmemiş yani. Bizim tarihimizdeki hiçbirisi ya, birbirini katletmemiş ya, mi? Yani evet, mezhep savaşlarının temelinde bile Safi Osmanlı torunlarını katletmişler. Var. Efendim? Muhammed'in torunlarını katletmişler. Siyasi istikbarla alakalı bir şeyden bahsediyorsunuz. İnanç biçimlerininle alakalı dört bir şey değil. Dört halifenin üçünü katletmişler. Yani hep İslam tarihi kanla dolu ve birbirine öldürmelerle dolu. Farklı inançlara ait olduğu için fikir özgürlüklerini ortadan kaldırmak maksadıyla değil. Zaten biz de bunu söylüyoruz. O çağdaş yani harici akımlar, bugünkü işte IŞİD'le ortaya çıkmış olan bu çağdaş harici akımların temelidir o. Akla aykırıdır, Kur'an'a aykırıdır, Nas'lara aykırıdır. Muhkem ayetlere düşmanlık göstermektedir. Yani bu anlayıştan dolayı zaten İslam dünyasında savaş vardır. Ama İslam dünyasındaki bugünkü krizleri, bugünkü savaşları getirip de Müslümanların kendi aralarındaki farklılıkları hamlederseniz, emperyalistlerin, o sürekli ifade ettiğiniz emperyalistleri toz kondurmazsanız, ama toz konduramazsınız. Kemalizm hep böyle yapmıştır zaten. Kemalizm daima işbirlikçidir. Bakın açık söylüyorum. Kemalizm vatansever değildir. İslamcılar, Müslümanlar vatanseverdir. Tarih bunun apaçık şahididir. Yani şuraya gelelim. Ben şu cevabı... Emperyalizme karşı kazanılan ilk zafer. Kemalizm yani değil o. Tarihinde, bak, 1937'de tarihinde... de teşekkül etti diyorum. Ha, sen 1900... tamam, onu ayırıyorsun. Tamam. 1920'de tamam, öyle bir şey yok ki. Olarak ideolojik olarak söylüyorum. Peki ama yani bizim için Kemalizm, Atatürkçülük aynı şey aslına bakarsan. Yani Atatürk'ün zamanındakiyle sonrasındaki... Sonuçta Atatürk'ün ilke ve devrimleri işte altı okla, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla tamam. ifade edilen i̇şte şey. İşte altı okla ifade edilen şey tarihimize, dinimize, dilimize, örfümüze, her şeyimize düşmanlık üzerine tesis edildi. Altı okla ifade edilen şey. Ve ne bu ülke milletini, ya? Bu ülke halkını, bak bu ülke halkını bir ümmet olmaktan, büyük bir Müslüman unsur olmaktan, gayrimüslimleri de saygın birer vatandaş olmaktan çıkartıp hepsini tek bir tipe zorladı. Dedi ki aynı üniformayı giyeceksiniz, aynı şekilde olacaksınız. Bütün Sıbyan mekteplerini kapatmıştır 1924-1936 yılları arasında. Biz Sıbyan mektepleriyle büyümüş bir nesildik halbuki. Bizim ecdadımız ilkokul çağında Sıbyan mektepleriyle büyüdü. Ne yaptılar Sıbyan mekteplerini kapatıp? Fransız ekollerine uygun yani bir gidip şey mi yaptılar? Kolej mi kurdular? Hayır. Bütün Sıbyan mekteplerini ahıra ya da Halk Partisi'nin şeylerine, ocaklarına dönüştürdüler. 2500 camiyi haraç mezar satmıştır 1924-1936 yılları arasında. 5000 Türkiye'deki kayıtlı cami ve bütün medreseleri kapatmıştır ve medreselerin büyük bir çoğunluğunu, bakın bizim tarihimiz sadece Sivas'ta Gök Medrese gibi, Divriği Ulu Cami Darüşşifası gibi, Sivas'ta karşı karşıya 3 tane medrese yapmıştır bizim ecdadımız. Bugün bile İstanbul Darülfünun dediği, İstanbul Üniversitesi dediğimiz şey 1453 tarihlidir. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi, ben orada okudum. O dahi Osmanlı Devleti'nindir. Şu Cumhuriyet İdaresi'nin 1950'den sonra
Yani insanların böyle kimliklerini gizleyerek, dövüşerek, şimdi başbakan ve sayın cumhurbaşkanı diyor, laikliği başka tanımlı yapıyor. Aman kalsın orada da başka tanımlayalım diyor. Din ve vicdan özgürlüğüdür diyor. Bu tahakkümcü yapısından vazgeçsin, onu örtmeye çalışıyor. Biz 1946'dan beri yani o kadar çok büyük baskı altındaydık ki kendimizi ifade etmekten acizdik. Sürekli baskı yedik, sürekli katledildik, sürgünlere mahkum edildik, yok edildik. Ama bak tam tersi 1946'dan bu yana hep sağcı iktidarlar, dinci iktidarlar var, dini kullanan iktidarlar var Türkiye'de. Hayır, 1946'dan itibaren bir şekilde kendimizi böyle ifade etmeye çalıştık. Ondan önce ifade de edemiyorduk ki. Seçimler yapılıyordu 1946'ya kadar. Açık oy, gizli tasnim. Zaten tek parti bir tane adam abi, devlet başkanı seçilecek. Tarihte 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı, Hitler'in çıkartıldığı, Mussolini'nin çıkartıldığı bir Hitler'in benzeri çıktı sen? İşte bizde İsmet Paşalar ve onun kuşağı işte. Şimdi yani şuraya gelin. Yeni anayasa tartışılıyor. Yeni evet. Anayasa. Gerçi Cumhurbaşkanı ve Başbakan özgürlükçü bir laiklik anlayışı getirilecek evet. Diye tanımlaması yapacak diye nokta koydu. Peki laikliği kavramsal olarak tamamıyla yeni anayasada çıkarırsak, varsayarsak evet. Nasıl bir anayasa karşımıza çıkar? Laiklik kaldırılmak zorundadır. Bütünüyle laikliğin getirmiş olduğu tüm cürümler de anayasadan ayıklanmalıdır. Yepyeni, özgürlükçü bir anayasa olmak zorundadır. Ben açıkçası şahsen eğer bir referans alınacaksa bir İstiklal Savaşı'nı veren kurucu meclisin 1921 tarihli anayasasının referans olarak alınmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem İstiklal Savaşı'ndaki şehitlerimize de onların hatırasına da bir saygıdır. Hem de onun çok daha özgürlükçü olduğunu düşünüyorum. Zaten bir tecrübe var, sonuç bir veri var. Tecrübemiz var, biz bunu yaptık yani. Bunun için savaştık zaten. Yani 1921 Anayasası için savaştı insanlar. O meclisi kuran irade zaten bu anlayışla, bunu deklare ettiler yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de kurulduğunda neyi halka önerdiyse, İstiklal Savaşı'na niçin katılmasını söylediyse o irade o meclisin anayasasında mevcuttur. Anlamanız gereken önemli bir nokta var. O da bunların hepsinin Atatürk'ün taktiksel hareketleri olduğu. Vallahi, çünkü Atatürk çok bizim iyi kandırdım biliyordu yani. Ki, şöyle Atatürk zaten kafasında daha çok öğrencilik yıllarında neredeyse kafasında cumhuriyet var, kafasında laiklik var, kafasında kadınlara özgürlük getirmek var, seçme seçilme hakkı getirmek var, yazıyı değiştirmek var, çağdaş dünya yüzünü dönmek var. Atatürk'ün zaten felsefesi bu. Ama bunu yaparken de adım 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 adım. Takiye mi yaptı Atatürk diyorsunuz? Takiye'den ziyade Atatürk başta. Öğrete öğrete yaptı bunu. Sindire sindire vallahi yaptı. Nasıl çünkü öğretmiş? Trabzon limanını vurarak mı? Kastamonu'da yasaklayarak mı? Şalcı bacaları katlederek Şükrü mi? Hangi öğreterek? Katlettirerek. Bu neyi öğretemiyor yani? Atatürk kimi katlettiyse hak ettiği için katlettirdi. Olur mu canım? Yani şapka takmadı diye kimse bu ülkede idam edilmedi. Şalcı bacıyı örnek vatana ihanet. Abi o şalcı bacıyı da Sinan Meydan 1 milyon kere anlattı. Yalan yani o anlattığınızın hepsi. Hiçbiri doğru değil o masalların. Atatürk o dönemdeki insanlar eğer bir şekilde vatana ihanetten birilerini astıysa vatana ihanetten asılmaları gerektiği için asıldı onların bakın, hepsi. Bakın Nasuh Bey şu anda bile diyorsunuz ki laiklik kırmızı çizgimiz onu değiştirmez. Değiştirmez teklif dahi ederseniz şunu, kan gölüne döndürürüz diyorsunuz. Sizin ideolojiniz bu. Evet, siz kan gölüne döndürürüz diyorsunuz. Siz medyanın, iletişim dünyasının olmadığı 20'lerde, 30'larda neler yaptığını ben artık insanların vicdanına bırakıyorum. Şunu verelim, bunun üzerine konuşalım. Tamam. Arkadaşlar Müslüm Sarı CHP milletvekilinin tweetlerini bir yansıtalım lütfen. Arda arda şu tweetleri attı. Müslüm Sarı. Laikliği kaldırmak isteyen kelleyi koltuğa alsın. Makam mevki fark etmiyor. Yobaz her yerde yobaz. Ne yaparsanız yapın gücünüz yetmeyecek. Peki. Bu topraklarda laiklik var, olmaya devam edecek. Kafa bu işte yani. Ya, aynı. Şimdi bak. Ben bunu hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Bakın. Anlamayı uğraşmayın Mehmet Bey. Bu tam da sizin karşı olduğunuz var ya. İşte bunlar ülkeyi ele geçirmek istiyor. Bunlar ülkeyi kan gölüne çevirecek. Bunlar millete rağmen bir şeyler dayatacaklar. Şeriat getirecekler. Ülkeyi bilmem şunu yapacaklar. Zihniyetinin bak. Hali hazırda muhalefetteyken tezahürü bu. Yani laikliği kaldırmak isteyen kelleyi koltuğa alsın. Ne demek ya? Bak. Laiklik. Peki. Yani anladım demek istediğin canım. Görüyorum. Buyurun. Ben de görüyorum. Herkes görüyor. İki konu. Ne dedim biraz önce? Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde kurulu olduğu iki tane temel felsefe var. Bir, ulusçuluk. İki, laiklik. Ulusçulukla mücadele eden PKK, laiklikle mücadele eden AKP. Anlamanız gereken şey şu. 14 sene öncesine kadar bizim böyle bir meselemiz yoktu. PKK vardı. Evet vardı PKK ama PKK enterne edilmişti. AKP iktidara geldiğinde 7 şehit vermiştik. Ondan öncesinde o şehitler hep azala azala geldi. Bunlar şeyler değil lütfen nasıl? Ya ne mutlu kaldı ne mutlu Türk'üm andığını PKK mı kaldırdı AK Parti mi kaldırdı? AK Parti kaldırdı. Demek ki ulusçulukta kim mücadele ediyor? AK Parti mücadele ediyor. Peki niye PKK mücadele ediyor? Çünkü AKP ile PKK işbirliği halinde. Nasıl işbirliği halinde? Ortak düşmanları Cumhuriyet. Nasıl işbirliği halinde? Abi Oslo mutabakatını sen takip etmedin mi?
Duymadım ya, onu. Kanı durdurmak için, silahı almak için yapılmış görüşmelere kalkıp PKK'nın işbirliği altına nasıl giriyorsunuz? Açılımdan yani? Memnun musun sen? 3 sene boyunca PKK mevzilendi, hendek kazdı. Hatalar yapıldı. Fakat oradaki bir özel harekatçı net olarak şunu söylüyor. Diyor ki Diyarbakır'da mücadele eden, kelle koltukta PKK'ya karşı mücadele eden özel harekatçı aynen şunu söylüyor. Kurşunlu camiyi gösteriyor Diyarbakır'da. Diyor ki bu daracık sokaklarda bir sürü şehit arkadaşımız var. Şehit verdik. Fakat hepsinin 90... sorumlusu AKP'dir. Pardon. Bakın orada kelle koltukta mücadele eden bir adamın düşüncesini ben aktarıyorum. Siz rahat rahat bir yerde oturuyorsunuz, ben burada oturuyorum. Ben orada mücadele eden bir adamın görüşünü aktarıyorum. Lütfen saygı duyun. Peki. Diyor ki bu daracık sokaklarda bir sürü arkadaşımızı şehit verdik ama 90'lardan farklı olarak halk bu sefer devletin ve bizim arkamızda diyor. Bunu o yanlışlarıyla, sıkıntılarıyla çözüm süreci sağladı. Çünkü affedersiniz artık çözüm süreci sağladı. Yani köylüsüne dışkı yediren bir devlet yok. 5000 tane köyü yakıp yerle bir eden bir devlet yok. Çok büyük hata. AK Parti iktidarıyla beraber elbette ki AK Parti iktidarından önceki bütün bu Kemalist diktatörlük rejimlerinin sağcısıyla solcusuyla bütün Kemalizmin üretmiş olduğu bütün cürümleri AK Parti geldiğinde elinde buldu ve onları ortadan kaldırmaya çalıştı. Gerçekten eğer bugün Kürt halkı devletin yanında yer almamış olsaydı bu operasyonların hiçbirisi başarıyla sonuçlanamazdı. Söylediler zaten. Bu yani çok açık bir yüksek, şeydir. Yüksek kovadır. Hani onu 90'lı yıllarda yapın bakayım. 80'li yıllarda yapın bakayım bu operasyonları. Bakayım orada şunu yapabilirsiniz. Taş üstünde taş bırakmazsınız. 5000 köyü yakarsınız. Diyarbakır'ı kocaman bir gece kombiye çevirirsiniz. Bu söylediklerinize hiçbir şekilde katılmıyorum. Sen hiç mi gazetede fotoğraf görmüyorsun? Sur'un fotoğrafını, Cizre'nin fotoğrafını görmedin mi? Sur diye Cizre'de bir şehir kalmadı, kasaba kalmadı. Onu, Suriye'den onu Kemalistlerin, Kemalistlerin müşterek aynı fikir babası olan PKK'lılar yaptı. Çünkü Kemalizm, apoizmle eştir. Aynı şeyi savunur. Biri Kürt ırkçılığını savunur, biri Türk ırkçılığını savunur. Hayır, İkisinin, ne mutlu Türk'üm diye neyi savunur biri? Birisi ne mutlu, biri de ne mutlu Kürt'üm diyeni savunur. İkisi de temelde ırkçıdır, ikisi de temelde faşisttir, ikisi de tam kendi tersi, insanlarını tek başı ve tek tipçi hale getirmeye çalışır. Bakın PYD nasıl bugün Kuzey Suriye'de ne yapmaya çalışır? Kiliselere tek bile tipçi. Abdullah Hoca'nın fotoğraflarını tabii, tek tipçidir. Bırak şeyler yani. Çünkü niye? Yani öğrendiği kaynak belli. Apoizmin temel kaynağı Kemalizm'dir yani. Hayır. İkiz kardeşi gibidir yani. Ermenidir. İkisi Atalı'dır. De... PKK'nın Ermenileri vallahi Ermenileri şey yapmayın, zavallı Ermeniler günah keçisine dönmüş durumda. O bir şey kötü bir şey gelince Ermeni diyor. Bu kötü bir şey deyince Ermeni geliyor. Yo, ben anlamıyorum tarihsel yani. Tarihsel gerçekliğe bak. Asala biliyorsun 40 küsur bizim evet. Konsolosluk çalışanımızı, büyükelçimizi şehit etti. Ama sonra bizim MIT'in unsurları gitti, onları hepsini yerinde yok etti, kafalarını evet. Koparttı hepsini. Asala'nın işi bitti. Bir de Fransa'da Orly'de bombayı patlattı, yani, bir sürü Fransız tabii öldürdüler. Tabii Kürt sorununu, Kürt sorunu 3-5 tane Ermeni sebebiyle çıktı. Hayır, Asala bitti, PKK başladı. İkisinin kökeni aynı. Siz, pardon, yani... pardon, kusura bakmayın. Buyurun. Araya girmek zorundayım. Hı-hı. Tekrar zorunlu bir ara. Hı-hı. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son bölümde tekrar birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın anayasada, yeni anayasada laikliğin yeri olmamalı sözünden sonra özellikle Kemalistlerden, Atatürkçülerden çok ilginç tepkiler de oldu tehditlerin yanı sıra. Bunlardan biri Özge Emine'nin tweetinde paylaştığı bir fotoğraf. Onu bir verelim arkadaşlar. Burada CHP'li bir şahıs yatağına Atatürk büstünü alıyor. Karşı karşıya uzanıyor ve yukarıda bizdeki böyle bir aşk işte. Nasıl yorumluyorsunuz bu fotoğrafı? Enteresan. Yani tabii büstle yan yana böyle fotoğraf vermek bu sembolik bir şey. Bunu öyle görmek lazım. Bu, ya bu komik değil mi fotoğraf. Sizce? Komikten ziyade duygularının yoğunluğunu anlatabilmek için böyle bir sembol seçmiş. Ben size aklı olmadığını söyleyeyim. Bunların aklı yok ki yani. Fikri de yok. Akıl özgürlüğüne de düşman oldukları için her türlü akli muhakeme beklemiyor. Mehmet ikili bir de beni yok vırt dedim zırt dedim diye uyarıyor. Sen de uyarıyı hak ediyorsun. Bu sadece bir sembolik olarak. Bu akılsızlık bir... Allah aşkına Supi. Ben Kemalistleri bir şey bana uyarı geliyor. Uyarı geliyor şu anda yönetmenimizden. Bu filmden bir sahne de olabilir deniliyor. Tabii. Özellikle Twitter'da paylaşılan şeylerin kaynağını çok iyi araştırmak lazım. Bazen ben de paylaştığımda sonradan uyarılarda bakabiliyorum. Bir filmde bile paylaşılmış olsa aslında çok ilginç bir kare bu. Hatta başka bir kare daha verelim arkadaşlar. Filmi yaptılar, yine sürgün ettiler ya Atatürk'ün bir şeye de bakalım. Gerçektir, filmi de oldu ya. Atatürk ve kadının fotoğrafını verelim arkadaşlar.
Atatürk heykeli karşısında bir kadın ellerini açıyor ve dua ediyor. Bu kesinlikle filmden veya başka bir şeyden değil. Gerçek bir görüntü bu. Mesela bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi şimdi sen bunu gösterirsen ben de sana milyon tane çul çaput bağlayan ağaçlara, dağlara, saçma hadi sapan onlar, yerlere onlar, insan söylerim yani. Atatürk bir kere bile Anıtkabir'e gidip bir tane çaput bağlayan gördün mü hayatında? Bir tane Anıtkabir'e milyonlarca insan her sene gider. Bir kişi de çaput bağladı mı? Ama ne kadar dinci varsa hepsi gider. Oradan buradan medet umduğu için yok ağaca yok dağa, o taşa dağa, her tarafa saçma sapan şeyler vallahi bağlar. Ondan da medet umar. Bu fotoğrafı gösterirseniz hurafenin bin beteri dincilerde var. Bu bir tane siz de Atatürk adına yapılan bu hurafelere yani karşısınız değil mi? Yani kalkıp bu şekilde heykelin karşısında... Kadın Atatürk... Ya bak o dua, sonuçta dua Tanrı'ya dua edilir. Hı-hı. Sadece Atatürk'ten güç alarak onu yaptığını düşünüyorum ben. Atatürk'ten güç alarak. Çünkü Atatürk bizim en büyük güç kaynağımızdır. Hı-hı. Bak anlayamadığınız konu, bu konuda hı-hı sertleşti ya insanlar. Yani şey hani kan gölü olur, sokak olur, şu olur, bu olur dedi ya. Bir, ulusçuluk. İki, laiklik. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, yani Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bir bölünmez bir bütündürü bozarsa ortalık kan gölüne döner. İki, laiklik sulandırılırsa. Çünkü bu ikisi de ortadan kaldırıldığı takdirde Türkiye Orta Doğu'ya döner. Biz bunu biliyoruz. Bak benim iki çocuğum var. Ben iki çocuğum için gerekirse ölmeye hazırım. Arkadaşlar. Bak ölmeye hazırım iki çocuğuma güzel bir gelecek vermek için. Bunların bir tanesinin garantisi laiklik, öbürü ulusçuluk. Net ülkemin bir karış toprağını bir tane ırkçı Kürt'e veririm. Ne de ülkenin ülkemde laikliğin kaldırılmasına müsaade ederim. Ve bu iki uğurda da ölmeye de hazırım. Benim gibi milyonlarcası hazır. Anlamanız gereken en önemli şey, burada konuşuyoruz dostça. Laiklik ve toprak bütünlüğü konusunda Türk milleti taviz vermez, veremez. Mesut Bey, bu tehditçi şey bize sökmez. Bana sökmez. Tehdit etmiyorum. Bana sökmez. Ben şunu söyleyeyim. Anlaman gerekir diye ne adına olursa laikliği olsun, ne adına olursa olsun birinin yeklerini tehdit edilmesine ben karşıyım. Kalkarsın, o kişi bir fikri varsa hiç beğenmeyebilirsin, karşı çıkabilirsin. Ama bunu fikirsel olarak muhatap alırsın, onun yanlışlığını ortaya koyarsın. Yok kan gölüne çeviririm, yok seni şu yaparım. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Eğer öyle bir tehditle yenilecekse, arkadaş ben laikliğe karşıyım, fikirsel olarak da karşıyım. Otururuz bunu tartışırız. Beni ikna edersiniz. Veya laikliği alırız, millete götürürüz referandum olarak. Millet bunun kararını verir. Millet der ki ben laikliği istiyorum, anayasada yer alır. Veya millet der ki ben laikliği istemiyorum, adil, özgürlükçü bir anayasa istiyorum, laiklik olmasın der. Bu olur. Ama millete kavga rağmen... Kavga istiyorsan yap. Millete rağmen... Kavga yapmak istiyorsan yapın. Millete rağmen, millete rağmen bir şeyi dayatmak, kan gölüyle tehdit etmek bize sökmez. Hangi millete orada rağmen abi? Ya Türkiye'deki... Biz millet değil miyiz burada? Bakın referandum nedir? Milleti ilgilendiren bir konuda milletin görüşüne başvurmaktır. %100 hiçbir karar... yani olamaz yani hiçbir ülke. Benim mesela Kanada kalktı dedi ki Kübek dedi. Fransa tarafı olan dedi ki ben ayrılmak istiyorum Kanada'dan. Referanduma gidildi. %50'ydi 58. Hayır biz Kanada'dan ayrılmak istemiyoruz dedi ve devam etti. Kimse de kalkıp arkadaş niye şu bu deyip silah sarılmalı tehdit etmedi. Kanada 10 milyon nüfusu olan bir ama ülke. Ama egemenliğin kaynağı milletse bu millet adına anayasada bir şeyler girecekse millete danışırız. Şimdi anayasanın ilk dört maddesinde kimse millete danışmadan danışırsın. Bakın egemenlik kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız. Bakın o dört madde de değil. Kayıtsız şartsız milletteyse bu millet istedikten sonra o dört maddeyi de değiştirir. Değiştiremez. Milletin önünde tarihte hiç kimse duramamıştır. Dört maddeyi kimse değiştiremez. Nevrut da olsa, Firavun da olsa milletin karşısında duramazsın. Tarih bize bunu diyor. Şimdi sen kendini millet olarak görüyorsun. Biz ben kendimi peki görmüyorum. Bakın, biz neciyiz o zaman? Bakın ben şunu demiyorum bakın. Millete gidin %100 laikliğe karşılar demiyorum. Laiklik %100 anayasada olmasın demiyorum. Ben şahsi olarak diyorum. Ama millete gidilsin. Anayasa sana bunu bu izni vermiyor. Ya anayasayı da millet yapıyor. 80 darbesinin anayasası. 80 darbesinden önce teklif dahi edilemez hükmü yoktu. 80 öncesindeki hiçbir anayasada bunlar mevcut değildi. 80 darbesi. Bakın Kemalizm, Mehmet Bey şunu anlamak lazım. Kemalizm zaten dipçik zoruyla ancak halka bu isteklerini kabul ettirmiştir. Halk hiçbir zaman ama artık kabul bunlara yer kalmadı. Yani halk ne zaman kalkıp süngüyü gösterme, gösterdiler 28 Şubat'ta gösterdiler. Artık o dönem bitti ama millet uyandı artık. Vallahi yine gösterirler yani fırsatını bulsalar kan gövdeyi götür diyorlar ya kelleyi koltuğa alsın. Ya onlar daima yok böyle iktidarda kaldılar zaten. Çünkü bu bakın akla, mantığa, özgürlüğe, her türlü insan hürriyetine düşmanca bir zemin üzerine bina edilmiş Kemalizm dipçik zorundan başka neyle bu halka kendini ifade edecekti? Hiç bu delikanlıya yani katılmıyorum. Emin olun başka yani. Bakın
size tarihi gerçek söyleyeyim. 80 darbesiyle beraber söylediğiniz şey oldu. Askeri darbeyle yaptılar. Dipçik zoruyla. Daha önceki anayasa yine aynı şekilde darbe sonucu gerçekleşmişti. 80 darbesi emperyalist 30, bir darbe. Yani hepsi lütfen. Emperyalist. Kemalizmin hepsi emperyalizm taşeronu zaten. Nasıl emperyalizme karşı mücadelede 1937'de getirdiklerinde de yine aynı şekilde yaptılar. Hatta 1924'te de 1. Meclisi yani İstiklal Savaşı'nı yapmış Gazi Meclisi feshettiler. Ve Mustafa Kemal'in istediği kişileri getirdiler 2. Mecliste. Hiçbirisi seçimle gelmedi. 2. Meclis kurucu meclis değil. 1. Meclis gibi seçimle iş... Bakın İstiklal Savaşı'nın ortasındaki meclis halkın oyuyla eşraftan seçilerek geliyor. O şartlarda, o atmosferde. Ama 2. Meclis yani bütün bu devrim kanunlarını yapan meclis Mustafa Kemal Paşa'nın kendi istek ve arzusuna göre teşekkül etmiş. Mebuslar tarafından oluşturuldu. İtiraz eden mebuslar ne oldu? Ali Şükrü Bey'de olduğu gibi infaz edildiler. Çünkü Kemalizm infaz eder, yok eder, dipçiğini gösterir, namlusunu gösterir, süngüsünü gösterir. Başka türlü ikna etmediği imkanı yok ki. Çünkü akla dayanmıyor, bir şeye dayanmıyor akla yani. Dayanmıyor kesinlikle. Keşke akla dayansa. Akla dayansa kan gölüne çevirmezsiniz. Akla dayansa akılla ikna edersiniz. Yani şöyle ben görüyorum zaten laiklik kalkarsa ne olacağını Türkiye'nin. Orta Doğu olacak işte. Gerek yok ki siz zaten kan gölüne çeviriyorsunuz laiklik kalkınca. Nasıl çeviriyoruz abi? Kalkmasıyla. Kaldıramazsın. Kalkmasıyla. Teklif bile edemezsin. Ama akla dayanıyorsa akılla ikna etmeniz lazım. Ya böyle zorbalık olur mu Allah aşkına? Abi anayasa da yazıyor. Mehmet Bey biraz önce gösterdiğiniz böyle gerçekten komik şeyler. Aslında bakarsanız Kemalizm bunu oluşturmaya çalıştı. Hatta bunun için din kitabı da oluşturdu. Kemalizm Türk'ün dinidir. Türk'ün amentüsüdür diye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o dönemde kitaplar da yazıldı. Ama tutmadı. Fakat bakın bu ideolojiyi anlayabilmek için bu ideolojinin iz düşümüne bakın. Son bir dakikaya girdik şunu, bu arada. Şunu söyleyeyim. Beşar Esad rejimi, Hafız Esad rejimi de heykeller böyle bir sürü büstlerle halkını götürüp tazime mecbur aynı bırakmıştı. Şey aynı şey. Aynı şey. Bütün bu bütün baskıcı diktatör. Son sözünüzü lütfen öyle. Alabilir miyim? Programın sonuna geldi. Ya ben kesinlikle laikliğin anayasada asla yer almasını istemiyorum. Kesinlikle kaldırılmasını istiyorum. Bu ülkede ne kadar zulüm varsa, ne kadar cürüm işlendiyse hepsi Kemalizm'den kaynaklanmıştır. Kemalizm kaldırılınca ancak Allah'ın izniyle. Nasuh Bey sizin son sözleriniz. Düzeleceğiz. Ben ne diyeyim, bize söyleyecek söz bırakmadı zaten. Yani bu dediklerine sağduyulu bir insanın katılması mümkün değil maalesef. Çünkü hepimizin önünde tarihsel bir pratik var. Yaşadık, gördük, neyin nereden geldiğini görüyoruz. Bırak 80 yıl öncekini, ben 48-49 neredeyse 50 yaşında bir adamım. Evet. 50 senedir bu ülkede yaşıyorum ve bu laikliğin ne kadar önemli olduğunu, olmadığı takdirde neler olduğunu... Valla sağduyu görüyorsunuz ve öldürüyorsunuz yani. Katlediyorsunuz bu mu sağduyu? Başka programlarda devam ederiz. Seve seve. Bu program da şunu gösteriyor aslında. Ne tehditle, ne kan gölüyle, aslında. Ne çatışmayla. Biz kesinlikle şiddete karşıyız. Fikirler karşı karşıya gelsin, medeni bir şekilde tartışılsın. Kararı da millet versin. Ama en büyük tartışılamayacak şeyi tartışmayı açarsan olmaz ki. Ya biz yani, Allah'ın varlığını bile bir ateist gelse ben tartışmaya hazırım. Gelsin benle tartışsın. Bir şey ben bir Müslüman olarak bile ben buna hazırsam, bir ateistle tartışmaya hazırsam, siz bir laik olarak defalarca hazır olmanız lazım. Programın sonuna geldik. Peki. Daha sonra tamam. İlerleyen haftalarda tekrar devam ederiz. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Peki.